Evet, 20 kişiyi geçtik. Saat de 8'i bir geçti. Ben başlayayım yavaş yavaş o zaman. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Koyu Yeşil Film Günleri Söyleşilerinin bugün dördüncüsü akşam. Bugün çok önemli bir film seyrettik. Şehirlerimizde yaşadığımız dünya problemin aslında bir ne kadar evrensel bir problem olduğunu ve konut hakkı, yoksulların konutsuzlaştırılması, bu haklarının elinden alınmasının aslında ne büyük finansın diyeyim tırnak içinde bir oyunu ve bir mekanizması olduğunu bize öğreten bir film seyrettik. Söyleşimiz bunun üzerine ve bu cumartesi akşamlarını bize hasreden dört önemli konuğum var. Kendimi de saydım, beş diyecektim neredeyse. Dört önemli konuğum var. Ben böyle moderatörümüzden başlayayım. Asuman Türk'ün Profesör Doktor Yıldız Üniversitesi'nde şehir plancısı ve bu konular üzerine çok çalışan, kent sosyolojisi üzerine dersler veren, işte projelerini de dönüşümler üzerine hazırlayan bir arkadaşımız. Cihan Baysal konut hakkı üzerine çalışıyor esas olarak. Birleşmiş Milletler'in zorla tahliyeler komitesi. Biraz özet söyleyeceğim, sonra düzeltebilirsin çünkü notlarım yok elimde. Ne Türkiye adına temsil ediyor? Orada yerel temsilci olarak bulunuyor. Ve Bilgi Üniversitesi'nde de bu konuda bir lisans üzeri çalışma yürüttü ve bu bir kitap oldu. Ben onu daha çok Açık Radyo'daki Kentin Tozu programından hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda devam ede gelen. Yaşar Adanalı Mekanda Adalet Derneği kurucusu ve başkanı sanıyorum şu sıralar. O da bir şehir plancısı ve aynı zamanda akademisyen. Ve Mustafa Sönmez bir ekonomist ve ekonomi editörü, pek çok dergide, gazetede gerek köşe yazarlığı, gerek işte haftalık ekonomi değerlendirmeleri yaptığı gibi özellikle inşaat ekonomisi konusunda çalışmış bir arkadaşımız. Bu konuda da 30'un üzerinde kitabı var. Çok uzatmadan hemen Asuman'a, moderasyona başlamak üzere sözü bırakayım ve kendilerine çok teşekkür edeyim bizimle birlikte oldukları için. İyi söyleşiler olsun. Evet, herkese hoş geldiniz diyoruz. Bugün hakikaten özel bir grup oldu. Bu konularda çok çalışan kişileri bir araya getiren bir grup olmuş olduk ve herkesin eminim çok söyleyecek şeyi var. Ben filmi daha önce izlememiştim. Hatta çarşamba da izleyemedim, denk gelmedi. Bugün hakikaten çok önemli bir film olduğunu sürekli hissederek bugün o filmi izledim. Biraz da izlerken notlar çıkardım. Yani buradan hangi konu başlıklarında tabii ki herkes kendi birikimiyle bunun bir yanından anlatacak. Ama daha sonra hani tartışmaya da açabileceğimiz konular neler var? Hangi tür önemli mesajlar veriliyor bu filmde? Biraz kısaca, çok uzatmadan hemen onları bir söyleyeyim dedim. Bir kere bu Laylani Farha, böyle mi okuyoruz? Herhalde böyle okuyoruz. Leylani, Leylani, Hadi, Leylani, Leylani, tamam. Leylani. Leylani Farha, bir yeterli, erişilebilir konut üzerine çalışan, bu konuda raportörlük yapan bir kişi ve film boyunca onun birçok insanla, farklı kentlerde hem uzmanlarla hem hukukçularla, insan hakları hukukçularıyla hem de bu kentlerde mağdur olmuş kişilerle yaptığı röportajlar var, izlenimlerini aktarıyor ve buradan çok çeşitli sonuçlar da çıkarıyor. Bir yandan da Saskia Sassen ve Joseph Stiglitz'in katıldığını görüyoruz. Onların bu konuya açıklık getirmeye çalıştığını görüyoruz.
Belki ilk başta filmin en başında Leylani Farhan'ın sorduğu şu soru, bu kentlerde kim yaşayacak, bu kentler kimin için sorusu çok çok önemli ve şöyle bir tespitle başlıyor aslında. Baktığımız zaman diyor konut fiyatlarının gelir artışının %133 olduğu 30 yıl içinde, bu gayrimenkul sektörünün geliştiği son yıllarda, ama gayrimenkul sektöründe özellikle konut fiyatlarında %433 oranında bir artış olduğunu söylüyor. Yani ve bu saptamayla başlıyor aslında araştırmasına ve bu diyor bir normal bir ekonomik verilerle açıklanamayacak bir durum diyor. Ve bunun aslında bu sektörün yarattığı, bu gayrimenkul sektörünün kazançları üzerinden sorgulamalara başlıyor aslında. Ve bunun yarattığı mağduriyetler üzerinden pek çok kentte bunun peşine düşüyor. Burada Sasse'nin vurguladığı bir şey var. Diyor ki yani biz hani yıllardır hep soylulaşma, soylulaştırma meseleleri üzerine konuştuk, konuşuyoruz. Ama diyor ki aslında keşke tek meselemiz soylulaşma olsa, iş bundan daha ciddi diyor. Yani artık bambaşka bir toplumda yaşıyoruz, bambaşka bir canavar var önümüzde diyor. Aslında canavar olarak onu tanımlıyor. Ve bu gayrimenkul sektörü ve bunun bütün dünyadaki kazançları, hatta bunu şeylerle ölçmüş, şimdi ona boğmayayım, yani film seyredildi. Gayrimenkul sektörünün elindeki potansiyel, yani kazanç, elde ettiği gelirle ülkelerin gelirlerini karşılaştırıyor. Ne kadar arada astronomik bir fark olduğunu, açıldığını bunu gösteriyor. Yani gayrimenkul sektörünün kazandığı gücün devletler üzerinde bir güç olduğunu ve bunun aslında bütün devletler tarafından ve oradaki sermaye sahipleri tarafından da beslenerek bu duruma geldiğini ve buna bir önlem alınması gerektiği konusu çok öne çıkarılıyor. Tabii ve burada o gayrimenkul sektöründe bütün dünya çapında dolaşan bu emeklilik fonlarının ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Ve de tabii burada hani Sasen mesela bunu söylüyor. Diyor ki boş kalan binalar, yani aslında bunu gayrimenkul sektöründe bir tür madencilik sektörüne benzetiyor. Nasıl diyor madencilik sektörü bir yeri kazıp oradan istediği kadarını elde ettikten sonra artık geride ne bıraktığıyla ilgilenmez. Aynı şekilde gayrimenkul sektörü de onun derdi değildir diyor. Yani o kentlerde boş binaların olması, kullanılmayan konutların olması, boş sokakların, boş kamusal alanların, yani aslında bütün bunların bir tür finansallaştığını, bir finans değeri olan bir varlık haline geldiğini, artık konutların bir ailenin barındığı bir yer ya da insanların barındığı bir yer olmaktan çıkıp tamamen bir değişim değeri üzerinden bir finansal değer haline geldiğini söylüyor. Yani ve tabii ki bu boş meselesi kentlerde bu gayrimenkul sektörünün pazarladığı, satıldığı ve özellikle de tabii şuna vurgu yapıyorlar. Yabancı sermaye ve farklı ülkelerden, işte bunu Hong Kong, Güney Kore, onun dışında işte Singapur, Katar, fark etmez. Yani dünyanın pek çok yerinden yatırımcıların bu şeylere, bu gayrimenkul varlıklarına ve bu yapılan projelerde hisse sahibi olduğu, bunlardan satın aldığı, ama bunları oturmak ya da kiralamak için almadığı ve yani bunun aslında hani parayı bankada bekletmektense bu finans sektöründeki varlıklar üzerinde bekletmenin aslında çok daha karlı bir şey olduğunu, çünkü bunun bir uzun vadeli yatırım olduğu. Yani bütün bu kapsamda baktığımızda o zaman hani kentler nereye gidiyor? Bu kentlerde kim yaşayacak? Ve bu kentler kimin sorusu devreye giriyor. Yani bunu aslında bütün şey, hem konut için bahsedebiliriz, hem ticari mülkler için, yani bir takım alışveriş sokakları için, caddeleri için bahsedebiliriz. Aynı zamanda kamusal alanlar için bahsedebiliriz. Bunların hepsinin bir şekilde
özelleştiğini de görüyoruz dünyamızda ve kentler artık başka bir şey oluyor. Böyle bir düşünce varabiliriz ve tabii ki şöyle bir sonuç var. Sonuçta kentin merkezi alanlarında artık bırakın kentin en yoksullarını, orta gelir ve orta gelirin biraz altında olanlar da buralarda barınamıyorlar. Yani kent merkezleri tamamen bunlardan arındırılmış bir üst sınıf mekanları haline geliyor. Ve bunun da bir anlamda da sürdürülebilirliği de yok. Yani çünkü en ufacık kriz karşısında, örneğin yani kriz dediğim mesela şimdi pandemi koşullarında, yani turizmin çok öne çıkarıldığı bir dünyada, turizm bağlamında işte Airbnb'lerin desteklendiği bir dünyada bir pandemi oluyor ve birdenbire tek bir şeye doğru yönelmiş bir piyasa bir şekilde zarar görmeye başlıyor gibi. Yani ben daha fazla uzatmayacağım aslında ama hani filmden öne çıkan çok önemli noktalar nelerdi? Yani bugün dünyada kentlerde neler oluyor ve bunun arkasındaki nedenler ne? Bir yandan kara para aklamadan başka türlü şeylere kadar, bu paranın transferine kadar çok ciddi meselelerle uğraşıyoruz aslında kentlerde. Evet, ben şimdi hemen isterseniz Cihan'la başlayayım. Cihan bu konuda çok çalıştı ve bu tür kavramları bize biraz daha açık hale getirecek diye düşünüyorum. Bu konut meselesini ve konut hakkı meselesinde aslında. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi filmde senin de açtığın üzere konut hakkı raportörü çeşitli ülkelere gidiyor. Leyla Nifarha. Ve çeşitli ülkelerde gerek idaricilerle görüşmeler yapıyor, gerek yerel halkla. Sırasıyla da işte emlak bürolarına gidiyor. Hatta Blackstone'u da zorluyor görüşmeler için ama iletişim kuramıyor vesaire. Şimdi tabii burada izleyicinin gözünde hani soru işaretleri belirmiş olabilir. Ben onun için biraz kurumsal çerçeveden ve teorik çerçeveden açayım istiyorum. Yani bu konut hakkı raportörü nedir? Elini kolunu sallaya sallaya her ülkeye gidebilir mi? Biraz hizaya da çekiyor sırasında konuştuğu kişileri. Hani böyle bir şeyi nasıl yapıyor vesaire vesaire ve dayandığı temel ilkeler nedir? Mesela işte zorla tahliye derken, konut hakkı derken ne demek istiyor? Gibi gibi bir teorik çerçeveyi isterseniz açayım. Kentin finansallaşması ve metalaşmasını arkadaşlar nasılsa açacaktır o bakımdan. Öncelikle Münevver Hanım'a teşekkür ederim. Tanıtım için bir şeyi düzeltmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Habitat'a bağlı, İnsan Yerleşimleri Birimi Habitat'a bağlı. Zorla tahliyeler üzerine danışmanlar grubunda yerel uzman sıfatıyla çalıştım. 2009'dan kurum lağvedilene 2010 sonuna kadar. Yani hala orada bir bağım yok şu anda. Zaten kurum lağvedildi. Lağvedilme nedenlerinden biri de şeydi, hep yerellerin yanında, mahallelerin yanında bir ekip. İdarelerin bu işte bugün gördüğümüz gidişata, yani daha o zaman finansallaşma başlamamıştı. Akfe'nin kuruluşu 2000'lerdir. Hani ona karşı çalışmaları, işte hükümetlere karşı mı çalışıyorsunuz, halkı mı ayaklandırıyorsunuz gibi gibi çeşitli şeyler öne sürülerek lağvedildi kurum. Şimdi şeye gelirsek filme, ben önce biraz senden devamla Asuman, şeye gelmeden konut hakkı raportörlüğü ve konut hakkı biraz filmden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu filmin orijinal adından, çünkü çok önemli. Türkçesi baskı olarak çevrildi. Ben geçen sene de bunu sürdürülebilir yaşamdaki arkadaşlara itirazlarımı söylemiştim ama artık öyle çıktı. Şimdi baskı dediğimiz zaman aslında baskı sistemin içinde bir mekanizma. Yani bir baskı vardır. O baskıya karşı çıkarsınız. Veyahut da çıkamazsınız, ezilirsiniz ama sonuçta yine o sistemin içindesinizdir. Ama şimdi filmin orijinal adı push, yani itmek, itilmek. Senin de bahsettiğin üzere yani kent merkezlerinden ve kentlerden artık itilen, ittirilen, sürülen ve bunun işte kent yoksullarından başlayarak
orta gelir gruplarına kadar dayanan da bir sürülme ve itilme sürecinin içindeyiz. Şimdi yine sosyolog Sesson'ın bununla ilgili bir tanımı var. Sesson kovulma diyor aslında. Ama bunu bir adım ileri götürerek sistemden kovulma diyor. Ve şöyle anlatır, kitabın da adı kovulmalardır zaten. Şöyle der, öyle bir sistemik uça gelirsiniz ki der, orada varlığınız hala, yani itilirsiniz, hala fiziki olarak oradasınız ama aslında sistemden düşmüşsünüzdür, sistemde görünmezsinizdir. İşte bugün evsizlik, evsizlere baktığımız zaman tam da bu noktadayız. Ve kentlerin gidişatı da bu. Dolayısıyla baskı değil, biz sistemin dışına atılmadan bahsediyoruz. Yani artık sistemden insanların püskürtülmeleri. Bahsediyoruz. Onun için çok daha şiddetli, çok daha vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Ama yine şeyden, filmden baktığımızda, şimdi bu aslında yani Leyla'nın Farhat'a bir koşturuyor oradan oraya ve illa işte özellikle Blackstone'la konuşmak istiyor ki anlatacak haksızlıkları, adaletsizlikleri, belki oradan bir olumlu geri dönüş bekliyor falan, ama işte orada biraz naif kaldığını düşünüyorum ben Farhan'ın. Çünkü sorun sistemsel. Yani bu gidişat, bu işte bu madencilik gibi kentleri de yok eden, yarara, ondan sonra dümdüz edip bırakan bu gidişat aslında sistemin bir adaletsizliği veya aksaklığı değil. Aslında sistemin tıkır tıkır işlemesi. Sistem bunun üzerinden, zaten bunu filmde görüyoruz. Yani işte o küresel şirketler olsun, Blackstone gibi finans şirketleri, emlak şirketleri, işte çeşitli fonlar, ki emekli fonlarımız da içinde bunun. Çeşitli fonlar olsun, artık kenti bir tamamen değişim değeri üzerinden bir yatırım aracına, bir finans varlığına indirgemeleri üzerinden sistem dönüyor. Dolayısıyla hani başka bir sistem devreye girmeden bu gidişat, bu itilmeler, bu sistemden atılmalar, püskürtülmelerin önü alınamaz. Yani ne kadar iyi niyetli de olursa olsun. Burada tabii sözü ben bir önceki, yani Leylani'den önceki raportörü Raquel Rolnick'e vermek istiyorum. Enteresan bir Zoom programında bütün raportörleri izleme fırsatı buldum. Leylani'den sonra da yeni bir raportör var. Adı çok uzun, Raj diyorlar kısaca. O birazdan raportörleri de açacağım. Şimdi orada Raquel Rolnick'in çok iyi bir şey sözü oldu. Bu anlatıyor bu sistemsel aksaklıkları, evsizliği, zorla tahliyeleri, süreci, finansallaşmayı vesaire, ama burada bunu düzeltecek olan tamamen işte bu yerelden gelen hareketlenmeler dedi. Yani işte yerelin baskısı olsun, yerel mücadele olsun, oradan çıkan dayanışmalar olsun, işte sistemde yarıklar açarak bu sistemi zorlayacak olan onlardır dedi ki, biz pandemide bu gidişatın hızlandığını görüyoruz galiba. Yani işte filmde mesela İngiltere'deki kira grevleri var. Şimdi pandemiyle birlikte bu kira grevleri son derece yaygınlaştı. Amerika ve İngiltere ve Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde de bunu görmeye başladık. Başka ne görmeye başladık? İşte kiracılık hakları için mücadelenin olumlu sonuçlarını yani görmeye başladık. Berlin'de, Barcelona'da, çeşitli kentlerde işte kira kontrolleri olsun, bu finans amacıyla, yatırım amacıyla elde tutulan boş konut stoklarının ya vergilendirilmesi olsun veyahut da el koyma idarelerce, Barcelona Belediyesi'nce mesela el koyma olsun vesaire, veyahut da insanların boş evleri işgali olsun fiilen. İşte şeyde Auckland'de Moms for Housing diye konut için Analar diye bir oluşum çıktı. 4 bekar anne bir evi işgal ettiler. Sonra işte onları atmak istediler bu evden. Size ait değilsiniz falan diye bir sürü mücadele. Ama sonunda şöyle bir şey oldu. Bir konut kooperatifi o evi satın alıp tahsis etti. Ve bu bir örnek oldu. Yani bu konutun kullanım değeri üzerinden bir örnek oldu. Dolayısıyla biz yani pandemiyle de belki Yaşar anlatacaktır herhalde. Hani daha bir olumlu sürece doğru. Daha çünkü şey adaletsizlikler, haksızlıklar şiddetlendiği için ve daha şiddetli olarak ortaya çıktığı için biz bu süreçte görünür olduğu için bunların, bu süreçte itirazların da daha yüksek sesle seslendirildiğini ve
mücadelenin de daha hızlandığını görüyoruz. Onun için ben bunu olumlu görüyorum. Evet, senin de dediğin gibi artık David Harvey'in bahsettiği bir sözdür. Yaşamak için değil, yatırım için kentler inşa ediyoruz. İşte onun için de bu kadar boş konut var, bu kadar çok evsiz var vesaire deniyor. Şimdi buradan şeye gelirsem, konut hakkı raportörlüğü ve konut hakkına. Şimdi biz bu çok ayrımcı, çok insan haklarına aykırı, bu adaletsiz gidişata karşı konut hakkı üzerinden baktığımızda hızlanan bu gidişata karşı tam aksine Birleşmiş Milletler çerçevesinde Birleşmiş Milletler içindeki raportörlüğün gerek raporlarla olsun, gerek itirazlarla olsun yaptıkları, gerek itirazlarla olsun, uyarılarla olsun hükümetlere verdikleri, daha çok radikal, çok ilerici biçimde ilerlediklerini görüyoruz. Yani sanki iki akıntı ters gidiyor gibi. Bu dört konut hakkı raportörünün Zoom etkinliğinde bu da konuşuldu. Gerçekten yani Birleşmiş Milletleri şöyle böyle şu şekilde bu şekilde eleştirimiz çok ama her nasılsa baktığımız zaman her konut hakkı raportörü, umarım Raj da bu süreci devam ettirir ki öyle gözüküyor. Her konut hakkı raportörü gerçekten ilerici ve konut hakkını ileriye taşıyan raportörler. Şimdi tabii ellerinde belli başlı bir şey var. Anayasaları, yani bir cetvel olması lazım. Neye göre şeyi kabul, yani ellerindeki kriterler nedir, ölçüt nedir diye baktığımızda konut hakkını tabii görüyoruz. Yaşamaya elverişli konut hakkı bu arada. Yani tam açılımı filmde yaşamaya elverişli kısmı, hatta yeterli konut hakkı raportörü gibi geçiyor ki o da biraz eksik oluyor. Çünkü yeterli konut dendiği zaman hani sayı olarak mı yeterli gibi bir şey kafada soru işareti değil tabii. Yani yaşamaya elverişli, onurlu bir yaşam için elverişli konut veya yeterli konut. Bu 12'den fazla ve farklı Birleşmiş Milletler metninde bulunuyor. Evrensel beyannameden bu yana. Ve burada barış ve içinde, barış ve güven içinde ve onurlu bir yaşam için barış ve güven içinde yaşamanın, onurlu bir yaşam standardının bir bileşeni olarak alınıyor konut hakkı. Şimdi konut hakkı derken ne diyoruz? Bir defa Birleşmiş Milletler'in biz ikiz sözleşmeleri vardır biliyorsunuz. Bundan Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi 11. madde 1. paragrafta konut hakkını dediğim gibi açar. Yani insan haklarına yaraşır, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardının bir bileşeni olarak konut hakkı der. Daha sonra 91 senesinde ilgili komite, yani Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi iki genel yorumla genişletti kapsamı. Dikkatinizi çekerim, 90 seneleri işte bu 80'lerde, 70'lerin sonunda 80'lerde başlayan neoliberal kent politikalarının, kentin metalaştırılmasının ve zorla tahliye süreçlerinin başlamasının artık kent düzleminde, mekan üzerinden görünür olduğu zamanlar. Dolayısıyla komite burada tam zamanda bu ikazları ve raporları, yorumları yapar. 4 numaralı genel yorum yaşamaya elverişli konut hakkı üzerinedir. Konutu tamamen konut hakkı der, bir kullanım hakkı üzerinden alır. Ve burada tabii ezber bozucu bir şey hep söylüyorum, söyleye geldim, dinleyenler bıkmıştır. Kullanım hakkını bir sürü çeşitli şeyler üzerinden alır. Yani kamusal ya da özel kiralık olur, konut kooperatifi olur, mülki konut olur, acil afet konutu vesaire vesaire olur der. Ama burada çok önemli, bir arsa veya mülkün işgali de dahil olmak üzere yasa dışı iskan gibi pek çok biçimde olmaktadır. Dolayısıyla hani bugün işte bu boş evlerin işgali tamamen konut hakkı baktığımız zaman Birleşmiş Milletler sistemindeki konut hakkı çerçevesi içinde meşrudur. Şimdi ve hemen arkasındaki paragrafta der ki komite, herkesin ne biçim kullanım hakkı olduğuna bakılmaksızın, yani yasa dışı işgal ve iskanı da katarak, kişiyi zorla tahliye, taciz ve diğer tehditlere karşı yasal koruma sağlayacak kullanım hakkının bir derece güvenliğine sahip olması gerekmektedir. Yani gecekondusun, tapusuzsun, işgalcisin diye gelip ertesi gün
sabahın köründe senin konutunu yıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu senin konut hakkının güvenliğinin sağlanması gerekir. Bunu daha sonra açıklayacağım. 97 senesindeki zorla tahliyeler üzerine yaptığı 7 numaralı genel yorumu da açacaktım. Şimdi yaşamaya elverişli konut hakkı derken asgari kriterleri söyler. 7 asgari kriter söyler. Hızlı geçeyim. Sonra sorulursa açarım. Kullanım hakkının yasal güvenliği, yani çekirdek kriter. Az önce de söylediğim üzere. İkinci kriter hizmet, malzeme, tesis, altyapı kullanılır olacak. Yani kırılıp dökülmeyecek, elverişli olacak, işte yeterli mekan olacak mesela, yeterli özel alan olacak vesaire. Ekonomik ödenebilir konut olacak, bu çok önemli. Ekonomik olarak ulaşılabilir konut olacak. İşte bugün kentin, konutun finansallaşmasında gördüğümüz aslında budur. Özellikle işte belediyelerin konutlarının, Avrupa'da gördüğümüz üzere kiralık konutlarının renovasyona sokulması, Thatcher zamanında başlayan özelleştirmelerle işte yaşayanlara siz satın alın deniyor, onlar satıyor vesaire, böyle bu şekilde yok ediliyor bu kiralık konut, sosyal konut mekanizması veyahut da işte bunların renovasyona sokulup pahalılandırılıp ekonomik olarak ulaşılabilir olamaması oradaki yaşayanlar için, ya da işte bunların yine filmde gördüğümüz üzere bu Akbaba fonlar ve Blackstone gibi küresel şirketlerce satın alınıp yatırım amaçlı tutulmaları. Bu çok önemlidir. Konut oturmaya elverişli olacak. Yani depremden, afetten vesaire koruyacak. Erişilebilir olacak herkes için. Yoksullar, LGBTİ bireyler, AIDS'liler, engeller vesaire. Konutun mevkii önemli. Konut diğer haklara erişimi, diğer hizmetlere erişimi kısıtlamayacak. Yani uzun gidiş geliş süreleri olamayacak. İşte Leyla Nifarha da şeyde anlatıyordu bunu. Bize hizmet eden işte hasta bakıcıları, hemşireleri sanırım sayıyor mesela. Nasıl kentin merkezinde artık veya öğretmenleri oturamadıklarını, uzaklarda oturduklarını, uzun tabii geliş gidiş saatleri, bütçeye ek masraf bunlar ve kültürel olarak yeterli olacak. Yani o konutu hangi topluluğa yönelik yapıyorsanız o topluluğun kültürel gereksinimlerini göz önüne alacaksınız, gündelik yaşamını göz önüne alacaksınız bu şekilde. Daha sonra 2000-2008 senelerinde işte ilk raportör, Milon Kotari 2000'de kurulmuştur raportörlük mekanizması. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde bir sürü raportör vardır bu arada. Az sonra açacağım ama 2000-2008 senelerinde Milon Kotari ilk raportör kapsamı biraz daha genişletti. Bir sürü kriter ekledi. Bunlar içinde ya önemlileri sayayım. Mesela karar almada katılım, illaki yapacağınız konutun her aşamasında katılım, o topluluk katılımcı olacak. Bilgi edinme hakkı, yani birdenbire bir plan başımıza geliyor. Bilmiyoruz, öğreniyoruz ki mahalle değişiyor, evler yıkılıyor. Hayır, çok önceden bilgi edinme hakkımız olacak ve dolayısıyla itiraz hakkımız olacak. Yasal başvuru mekanizmalarına erişim hakkı olacak. İşte eğitimin, özellikle eğitimin ve diğer haklara erişimin güçlendirilmesi konut lokasyonu vasıtasıyla ve kadınlara karşı şiddet olmayacak. Yani yeterli özel alan burada tabii ki. Ve daha sonra 2009 senesinde de bir fact sheet yayınladı sonraki raportör. Bunlar fact sheetler, ne diyelim, bilgi kitapçıkları gibi yayınlanıyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde Habitat, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği konut hakkı raportörlerinden oluşan bir şeyde kurul, bu şeyleri yayınlıyor ve bunlar aslında teorik çerçeveydi. Konut hakkının çerçevesini de genişleten, kapsamı genişleten ve biz konut hakkı savunucularına, işte mahallelerde mücadele edenlere mücadelelerini kuvvetlendirici araçlar her biri. İşte o bu fact sheet 21 ile 2009 senesinde açıkça söyledi. Konut hakkı mülkiyet hakkından daha geniş kapsamlıdır. Ve resmi yasal tapularla sınırlı değildir. Konut hakkına tanınan bu geniş kapsamlı korumadan baktığımızda sadece mülkiyet hakkına odaklanmak aslında konut hakkının ihlali demektir dedi. Çünkü mesela özel arazi veya hazine arazisi ekleyelim. Bunlar üzerinde yaşayan gecekondu sakinlerinin zorla tahliyesine yol açar ki hakkın ihlalidir.
Şimdi Zorla Tahliye'yi de 97 senesinde yine Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi 7 numaralı genel yorumla açacak ve diyecektir ki Zorla Tahliye kişilerin, ailelerin ve veya toplulukların kendi iradeleri olmaksızın oturdukları evden veya topraktan geçici ya da daimi olarak ve uygun hukuki ve diğer koruma biçimleri sağlanmaksızın ya da bu biçimlere erişim olmaksızın çıkartılmalarıdır. Ve ilk görüşte ilgili sözleşmenin, yani burada ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesinden bahsediyoruz, tüm haklarının, başta konut hakkı tüm hakların ihlalidir dedi ve gross dedi, yaygın ve geniş kapsamlı ihlalleridir insan haklarının dedi. Daha sonra işte 2007 senesinde de yine raportör Milon Kotari bunu da açacaktır biraz bu Zorla Tahliye'yi. Mesela buraya kendi iradeleri olmadan gönülsüz bir şekilde tahliyeyi zor kullanır. Biz bu zor kullanmayı bugün mahallelerde görüyoruz. Veya dolaylı zor kullanımını, işte nedir? Doğalgazı kesme, elektriğini suyunu kesme, molozu bırakma, mahalleyi ıssızlaştırma, tekinsizleştirme gibi bunu getirecek. Ayrıca sadece yaşamak için değil, geçinmek için getirecek. Veya bağımlı oldukları diyecek konutun. Veya toprakları da koyacak ve ortak kaynaklardan sürülmelerini diyecek. Ortak kaynak müştereklerden bahsediyor. Ve çalışma ehliyetini yok eden, yani aynı o zaman demek ki iş yerinde, konutunda oradaki çalışma ehliyetini, geçim kaynağını da yok eden mekanizmaya zorla tahliye diyecek. Ve sadece ortadan kaldıran değil, kısıtlayan eylemler ihmaller de diyecek. İhmaller çok önemli. Burada tabii devletlere bir şey yapıyor. Yani ihmal etmeyeceksin, sen de yapmayacaksın diyor. Şimdi ben konut hakkı raportörlüğüyle bitireyim. Birleşmiş Milletler'in özel usuller sistemi içindedir. Special procedures denen sistemler içinde bir sürü raportör var aslında. Bunlar belli bir ülkeye çalışan raportörler veyahut da bir insan hakları sorununa yönelik tematik olarak çalışan raportörler ya da çalışma grupları var. Hepsi uzmanlardan oluşuyor ve konuyla ilgili, yani konularında çalışan uzmanlardan, önemli bu alanda çalışmalar yapmış önemli kişilerden oluşuyor bunlar ve aslında tamamen gönüllülük esasıyla, yani bir şeyleri yok. Maaşları da yok. Sadece gittikleri yerde masrafları ödeniyor. Mart 2017 itibariyle 13 ülkeye ve 43 insan hakları sorununa ilişkin tematik özel usul bulunmaktaymış. Yani 43 tematik, 13 de ülkeye yönelik usul bulunmak. Altında sınır, görev sınırları. Ve ne yapıyorlar peki? Şimdi Leyla Nifar'la orada filmde görüyoruz, gidiyor ama devlet, yani teamüllere göre devlet davet etmeden gidemez. Ancak davet edildiği zaman o devlete gidip, işte bu az önce anlattığım kriterler, yani elindeki çıta bu kriterlerdir konut hakkıyla ilgili. Onunla ilgili olarak devletlerde inceleme yapar. İşte idareciler olsun, oradaki yerel halk olsun, ilgili işte sırasında emlakçılar olsun vesaire gidip inceleme yapıp o devletle ilgili raporlar yazar. Ve bu rapor insan hakları Yüksek Komiserliği vasıtasıyla bu raporlar İnsan Hakları Konseyi'ne sunulur. Şimdi bir tanesi bu raporlardır. Yani devletlere sonradan da işte bunlar genel kurulda da bu raporlar kayıtlara geçer. Dolayısıyla o devletin işte ilgili hakla ilgili tüm şeyi, seceresi çıkar. Şimdi devlet çağırmamışsa uzun süre, belli bir süre içinde o ilgili raportörü çağırmak zorunda. Mesela konut hakkı raportörü Türkiye'ye hiç çağrılmadı. Sonra Sur'da yıkımlar başladığı zaman bir başvuru yapıldı. Leyla Nifar'a gelmek istedi Türkiye'ye. Ya o zaman diyebilir ki sen beni hiç çağırmadın. Duyumlar var, ben gelmek istiyorum. Ve devlet de cevap vermek zorundadır. İşte Türkiye maalesef bu cevabı epey süre bekletti. Farha'nın görev süresi 2020 Mart sanırım doldu. 20 Mart'ta dolduydu. 2019 sonbaharında Farha'yı çağırdı en sonunda Türkiye, ama o zaman artık görev süresinin sonuna geliyordu ve çok zamanı kısıtlı olduğu için gelemedi. Ama bizim şu anda mesela yeni raportörü çağırma, davet şansımız var. Yani bunun gününde de hükümete baskı yapma şansımız var. Çünkü eninde sonunda çağırmak zorunda. Bir usul bu. Raporlama. Diğeri şikayet.
Yani devam etmekte olan veya geçmişteki ihlallerle ilgili işte bir şey var. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sayfasında o şeye girildiği zaman özel usuller, special procedures bölümünde çok basittir. Adım adım yönlendirir. Adım adım oradan herkes, yani sadece ilgili kişi değil, başka bir kişi için siz de bir şey de, dernek de veya kişi de şikayet yapabilir. Bu şikayet raportöre ulaşınca hükümete bir yazı yolluyor ve soruyor, sorgulama yapıyor. Yani böyle böyle bir iddia var, şikayet var, ne diyorsun? Hükümet de cevap vermekle yükümlü. 6 ay içinde bu cevabı vermekle yükümlü. Şimdi o cevabı verdiği zaman o cevaba karşı cevap yazabilir. Hükümet tabii yine yani Türkiye'nin yaptığı gibi çok böyle mantık çerçevesi içinde mantıksız bir sürü argümanla yine kendini haklı çıkaracak şeyler öne sürebilir vesaire. Ama hani bu böyle bir pimpon topu gibi tabii gidip gelemez, bir yerde bitmek zorunda ve en sonunda raportör diyebilir ki ben gelmek istiyorum, çağırmak zorundasın gibi. Şimdi tabii bu özel usulün kısıtları var. Yani iyi tarafı dediğim gibi erişimi çok kolay. İşte siz AİHM'e başvurdunuz, mesela başka mekanizmaya başvuramazsınız der AİHM veya işte İnsan Hakları Kurulu'na, yani onlar öyledir ama burada istediğiniz kaç yere başvursanız da şikayet mekanizmasına başvurabilirsiniz çok rahatlıkla. Ama bunlar bağlayıcı mekanizmalar değil ve hükümetler de bu raporları olsun, şikayetleri olsun, yani ister kale alır ister almaz, o hükümetlerin kendi şeyinde aslında takdir yetkisini bırakıyor. Ama sonuçta bunlar bir tarihe not düşmedir. Ülkenin siciliyle ilgili bir gidişattır. Şimdi şöyle bitireyim. Mesela Türkiye ilk olarak 29 Mayıs 2012'de Türkiye'den afet yasası ile ilgili bir şikayet gitmiş. Yasanın haksızlıkları ilk çıktığı zaman. Türkiye'nin cevabı var buna. 14 Haziran 2013'te Gezi ile ilgili bir şikayetimiz var. 27 Şubat 2014'te Van Konteyner Kent depremzedeleriyle ilgili bir şikayetimiz var yine Türkiye'nin yapılan. 21 Eylül 2016'da Diyarbakır Sur'la ilgili bir şikayet yapılmış. Daha sonra 2018 yılında 3 şikayet var. Bir tanesi Cerattepe ile ilgili. Bir tanesi havalimanı işçileriyle ilgili ve bir tanesi de Ilısu Barajı ve Hasankeyf'le ilgili şikayetler var. Bunların hepsini raportör, ilgili raportör, yani ilk şeyler giden Rafael Rolnik'ti. Sonra Leylani Farha zamanı gidenler. 2014'ten sonrakiler Farha'nın zamanı. Hep bir şey yapmış. Türkiye'yi sorgulama. Türkiye'de bitireyim mi? Yok yok, biraz Türkiye'de, yani, tamam, bitti zaten. Tekrar döneriz. Tekrar. Tamam. Türkiye'de işte mantık çerçevesinde bir şeyler söylemiş diyerek evet bitireyim. Çok uzattım. Tamam, sağ ol Cihan. Çok teşekkür. Çok güzel bir sunumdu. Aydınlatıcıydı hepimiz açısından. Şimdi ben sırayı size de soruyorum. Yaşar'la devam edelim diye düşündüm. Sonra en son Mustafa daha bir mantık çerçeveden bize meseleyi biraz daha sonuçlandırabilir diye düşünüyorum. Uygun mudur sizin için de? Uygun uygun. Bence uygun. Bence tamam, uygun. Oldu. Yaşar, o zaman sözü sana bırakıyoruz. Teşekkürler. Ayrıca davet için, organizasyon için Antalya Kültür Sanat'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Ben biraz filmi, yani filmin üzerine düşündüklerimi, bu konut meselesiyle ve bizim belki burada Türkiye'de ilgilendiğimiz konularla olan ilişkisine dair notlarımı paylaşmak isterim. Bir kere filmdeki ana karakterin, yani işte Leylani üzerinde somutlaşan o insan hakları aktivistini ya da raportörünü takip etmenin biraz böyle, hani onun herhalde önemli bir mesaj var orada. Çünkü filmde anlatılan konut hikayesi, yani konutun değişen anlamı, konutun dönüşen anlamına dair, işte konutla ilgilenen aktörler, konutu alıp satan, işte ekstrem derecede metalaşan, spekülatif bir finans aracı haline gelen konut sisteminde takip ettiği aktör aslında bir insan hakları ile ilgili bir avukatı takip ediyor. Yani oradaki o kontrast ve verilen mesaj bence önemli. Çünkü bulunduğumuz gerçeklik,
filmde çok iyi aktarıldığı gibi çok başka bir yerde. Yani konutun anlamı çok radikal bir şekilde dönüşüyor. Biz bunu Türkiye bağlamında belki son 15-20 yıldır çok derinden araştırıyoruz, işte tecrübe ediyoruz. Buradaki panelistler fazlasıyla konunun içinde sahada olan insanlar nasıl dönüştüğünü gün be gün takip ediyorlar. Ama filmde bunun daha küresel boyutta nasıl bir konutun artık finansal kapitalizmin en böyle merkezindeki yatırım aracı haline geldiğini, burada hangi aktörlerin oynadığını gösteriyor. Bir taraftan da mesajını aslında bir insan hakları raportörünü takip ederek film veriyor. Yani konut aslında en temel ihtiyacımız, hakkımız, konut olmadığında yaşanabilir, yaşamaya elverişli bir konutumuz olmadığında zaten hayata çok geriden başlamış oluyoruz. Birçok başka hakka erişememiş oluyoruz. Başımızı sokacak, bizi bir güvence sağlayacak, içine girdikten sonra da güvende hissedeceğimiz, sosyalleşeceğimiz, diğer haklara erişebileceğimiz aslında en temel haklarımızdan bir tanesi olması gerekirken son derece böyle vahşi yatırımcıların eline düşmüş ve sadece de Cihan'ın da bahsettiği, sizin de bahsettiğiniz sadece en alttakilerin mağduriyetler yaşadığı bir rejim değil, işte artık farklı sınıfların hepsini mağdur ettiği bir vahşi bir rejime geçmiş. Bunu aslında vurguluyor film. Bu boş duran daireler meselesi özellikle benim ilgimi çekti. Bu çünkü aslında konut sorununu nasıl tarif ettiğimizi, yani yeterince konut yok, o yüzden insanlar yaşanabilir konutlarda yani erişemiyorlar meselesinden başka bir şey olduğunu bize gösteriyor gene filmde. Biz bunu İstanbul'dan da biliyoruz aslında. Yani yapılan konutla kullanılan, içine girilebilen, yaşanabilen konut arasında, o sayılar arasında farklılık var. Yani bu da aslında konutun değerinin dönüşümünü bize gösteriyor. Kullanım değerinden, yani işte bahsettiğimiz bu bize bir güvence sağlaması, yaşanabilir bir çevre sağlaması gibi çok son derece yeniden üretimimizi sağlayacak o kullanım değerinin artık yerine değişim değeri de değil. Çünkü filmde değişim değerinden bahsetmiyor. Çok daha spekülatif bir değerden bahsediyor. Yani o değerin tamamen spekülatif bir yere gittiğini bize gösteriyor. Şimdi Londra örnekleri var. Dünyanın farklı yerlerinde böyle boş duran, sokakları boş, daireleri boş binalar var. Ve buralar muazzam aslında bir şey gibi. Hani bu bankaların kilitli kasaları gibi bir şey. Yani hani o kasanın içine siz zenginliklerinizi koyarsınız, tapularınızı koyarsınız. Bunlarda ise artık böyle koca koca binaları alıp kilit vuruluyor. Yani o artık o bina, o konut ve altındaki o toprak sizin kasanız haline geliyor. Durduğu yerde muazzam getiriler oluyor. Şimdi buna dair bir şeyi aktarmak isterim. 2019'un yazı biz Leylani ile Londra'da böyle bir ortak bir konut hakkı programındaydık ve bir oradaki konut hakkı üzerine çalışan işte mücadele veren insanlar bizi bir Londra konut turuna çıkarmışlardı. Bu enteresan bir turdu. Bu Kensington ve Chelsea diye gene filmde geçen yerlerden biri. Londra'nın böyle metrekare konut fiyatlarının en yüksek olduğu yerde böyle o boş konutları geziyoruz. Aktivistler bize anlatıyor, işte buranın sahibi, yani tabii ki hiçbirinin sahibini bilemiyorsunuz ama diyor ki işte bu Dubai şeyhiyle alakalı, bu işte Katar şeyhiyle orada. İşte onların sahip oldukları filmde de geçen fonların şeyi anlatılıyor, hani ilişkileri anlatılıyor. Metrekaresi, şimdi Kensington and Chelsea ilçesi diyelim. Metrekare konut fiyatları ortalama şu an Türk lirasıyla 210 bin lira. Bir metrekaresi 210 bin lira. Yani Türkiye'deki bir herhalde işte TOKİ daireye denk geliyor. Böyle bir yerde onlarca, böyle bir yere gidiyorsunuz mahalleye, hiç kimse yok. Tek tük araba park etmiş önünde. Hiç kimse yok. Gerçekten böyle muazzam. Şimdi buna dair gene o turda bize katılan bir yazar akademisyen vardı. Anna Minton. Anna Minton'ı da Big Capital Who is London For
ve daha önce de Londra Olimpiyatları'ndaki kentsel dönüşüm meselesini anlattığı Penguin Yayın Evi'nden çıkan çok iyi iki tane kitabı var. Bu büyük sermaye ya da büyük başkent Londra kimin için kitabı tamamen konut spekülasyonunu anlatıyor ve burada çok etkilendiğim bir şeyi var. Yani bu gene Kensington'ı ve işte Londra'daki bu metrekare fiyatları çok yüksek olan yerlere dair gözlemi. Hani yerinden etme dinamikleri, işçi sınıfını yerinden eden soylulaştırmayla orta sınıflar falan gibi bir şeyden çok daha başka bir yere geldiğimizi vurguluyor aslında. Şimdi önce diyor milyonerler, şimdi bu Kensington'da, yani milyon pound'u olanlar, milyonerler orta sınıfları yerinden etti. Şimdi de milyarderler milyonerleri yerinden ediyor diyor. Yani milyonerlerin bile yerinden edildiği bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Şu an konut şeyde bahsedilen yerler. Şimdi enteresan tarafı bizim bu takip ettiğimiz yürüyüş işte güzergahı şeyde bitti. Yani yürünebilir bir yerden bahsettiğimizi altını çizmek için bunu söylüyorum. İşte geçiyoruz, Anna Minton ve işte bütün bu arkadaşlarla yürüyoruz, anlatıyorlar. İşte burada tam da bahsedilen mesele milyarderlerin, milyonerleri, zamanda da milyonerlerin orta sınıfı, orta sınıfın işçi sınıfını yerinden ettiği yerlerden gidiyoruz. Bir sokak öteye geçtik. Üzerinde büyük yeşil bir kalp bulunan kocaman bir sosyal konut bloğu. Grenfell şeyi. Sosyal konutları. Bunun da hikayesini belki filmden tam şimdi hatırlayamadım. Geçiyor muydu Grenfell? Vurgulanıyor muydu? Hatırlayınız. Ben biraz oldu izleyeli. Evet. Yani oluyor değil mi? Grenfell'e geçtik ve orada Grenfell sakinleriyle buluştuk. İnanılmaz bir durum. Yani bu asimetriyi göstermesi açısından inanılmaz. Yani bir tarafta milyarderlerin yatırım aracı olarak boş duran konutlar, onların göz diktiği topraklar ve orada onlarca insanın, herhalde 80'e yakın insanın canlı canlı yandığı bir kısmını çok çok şiddetli bir şekilde ve tamamen de aslında oradaki sosyal konutların gözden çıkartılmış olması, yapılan tadilatların İngiltere gibi standartların normalde güvenlik standartlarının, işte iş güvenliği standartlarının çok yüksekte olduğu, çünkü İşte bunların mahkemelerde tazminatları vesaireleri çok yüksekte olduğu için bütün bu iş güvenliği ve güvenlik standartlarını her ortamda böyle öne çıktığı bir yerde standartların çok altında kullanılan malzemelerin, yanıcı malzemelerin yani bile bile lades yanması sonucunda onlarca insanın hayatını kaybettiği sosyal konutlar yan yana. Yani o baskı push yani daha doğrusu itmenin nasıl yaşandığını bu aynı mahallede çok net bir şekilde bu çok da asimetrik bir şekilde görmek mümkün. Film de aslında biraz bunları çok bize çarpıcı bir şekilde aktarmayı başarıyor. Bir şey dikkatimi çekiyor. Belki bizim buradaki tartışmalarımızda çok da altını doldurmadığımız, bunun belki Mustafa Bey de açmak isteyebilir. Şimdi bu işte Blackstone gibi büyük hedge fundlar çok büyük operasyonlarla, yani bu bahsettiğimiz konutun bir spekülatif değerinin öne çıkmasında aslında çok büyük spekülatif yatırım aktörleri olduğunu görüyoruz. Şimdi biz burada yatırım amaçlı konut dediğimizde genelde aklımıza ya biraz para biriktiriyoruz, ikinci konutumuzu kira amacıyla alıyoruz gibi ya da işte borca giriyoruz, sonradan kira geliriyle ikinci bir konutumuz, üçüncü bir konutumuz olsun gibi. Çok ufak ölçeklerde bu meseleyi belki daha çok tartışıyoruz Türkiye özelinde. Ama orada bahsedilenler böyle binlerce birimin el değiştirmesi, on binlerce sosyal konutun el değiştirmesi. Hatta orada yatırımcıların da gayet de yüzsüz bir şekilde, yani tabii ki sosyal konuta yatırım yapacağız. Yani onların getir... Çünkü kirayı arttırma potansiyeli o kadar yüksek ki, yani çok aşağıda başlıyorsunuz. Kar potansiyeliniz de çok yüksek. Hem muhtemelen ilk yatırım maliyetleri de daha düşük. Dolayısıyla artık böyle o iştahlarının tamamen böyle hiç sınır tanımadığı bir düzende çalışan büyük aktörler söz konusu. Bu büyük aktörler Türkiye piyasalarında ve Türkiye konut piyasasında nasıl şeylerle var oluyorlar. Biraz bunları herhalde düşünmek
en azından beni filmi izledikten sonra böyle heyecanlandıran, meraklandıran konulardan biri bu olmuştu. Yani tamam, bizim büyük müteahhitlerimiz ve belli bir konut rejimimiz var. Bunlar da işte özellikle bu geliştirdikleri markalı projeler üzerinden bir düzeyde bir ekonomi yaratıyorlar. İşte sonrasında belki alan yönetimi üzerinden yüksek maliyetlerle gene bir finansal bir şey yaratıyorlar. Ama buradaki işte konutun aşırı finansallaşmasının İstanbul ve Türkiye ölçeğindeki anlamına dair beni bu film fazlasıyla düşündürttü. Ne yazık ki tartışmalar sadece işte Türkiye, Katar ilgileniyor, Katar alıyor'a, onun ötesine geçmiyor. Ama onun ötesindeki aktörleri anlamadan, onların ilişkilerine tam olarak bakmadan bizim bu adaletsizlik sistemi dönüştürme imkanlarımız da sanki biraz sınırlı kalıyor gibi. Son olarak da gene şeye bakıyorum burada, yani o pandemiye dair o bana pası atmıştın Cihan. Yani sadece söyleyeceğim, bize pandemi tabii ki konut meselesinin değerini tekrardan hatırlatması açısından çok değerliydi. Yani çünkü insanlar evde kal diyorsunuz, eviniz yoksa nerede kalacaksınız gibi çok böyle basit, hatta çok safça, çok hani böyle üzerine düşünmeye bile gerek olmayan bir ayna tuttu bize pandemi. Ya da içinde evinizden çıkma diyorsunuz ama hangi evlerden çıkmayacağız, nasıl çıkmayacağız? Hani şimdi bugün gelirken biraz araştırma için de böyle girdim, gene sahibindendeki konutlara bakıyorum. Diyor ki mesela 8 kişinin kalmasına uygun konut, kiralık, 2 oda. Ama öyle bir pazar, yani yani tam olarak o yaşamaya elverişli konutun böyle altını oyacak şekilde, ama artık hani başka türlü yüksek kiralar, hani aşağıda bir şey de değil, hani böyle bir asgari ücretin 2 katı neredeyse bir kiralık konut, ama kiralanma, yani onu cazip kılmadaki kelime 8 kişinin kalmasına imkan sağlayacak şekilde organize olmuş 2 oda bir salon daire kiralanıyor. Yani artık böyle hani nasıl evlerde kalma, pandemi bize biraz bunları tabii ki hatırlattı. İşte sağlık erişimi, sağlık sistemine erişimi, işte bir yeşil alana erişimi, açık alana erişimi olan konutlarda mı, işte komşuluk ve dayanışma ilişkileri olan konutlarda mı, işte içine girdiğinizde babanızdan, kocanızdan dayak yemediğiniz konutlarda mı, nasıl konutlarda meselesini bize gayet pandemi tüm çıplaklığıyla göstermesi ve bunun üzerinden artık ya konut, hele ki Türkiye'de üzerine bir de depremin olması, yani biraz artık böyle bizi herhalde iyice sarsan ve bu konut meselesini, kullanım değerini tekrardan merkeze aldığımız, kamusal aktörlerin kamusal kaynakları gerçekçi bir şekilde ayırdığı, başka politikaların devreye girmesi gerektiği, alıştığımız şekilde bu işlerin gitmeyeceğini göstermesi açısından çok değerli oldu. İşte bu belediyelerin, yerel yönetimlerin yavaş yavaş sosyal konut gibi sosyal konut fikrini en azından ortaya koyduğu, biz de yıllardır tartıştığımız meseleleri belediyelerin işte bu pandemi döneminde uygulamaya koyduğu, işte belli ellerindeki konutların kiralık konut olarak, rezerv olarak tutmaya başlamaları gibi gibi örneklerin de yavaş yavaş başladığı, belki de yeni bir dönemi, yeni bir, en azından yeni imkanları tartışacağımız, mücadelelerimizi artık biraz daha belki politikalarda somutlama imkanımız olacağı, böyle bir pencere açıldığını ben de düşünmek istiyorum. En azından hani biraz daha umutlu bir yerden baktığımızda, artık filmin de vurguladığı gibi bu çok, bu düzenin bu şekilde gitmeyeceği ortada diyeyim. Sözü Mustafa Bey'e bırakayım. Çok teşekkürler Yaşar. Çok güzel bir sunuş oldu yine. Üstüne tartışacağız hepsini. Şimdi ben bir de şeyi de hatırlatayım. Chat kısmına lütfen unutmadan sorularınızı da yazarsanız sonra ard arda ben o soruları da yönelteceğim. Bir kişi yazmış şu ana kadar, onu da hatırlatmak istedim. Tamam. Mustafa, sizi dinliyoruz. Evet. Teşekkür ederim Osman. Hem senin açılış konuşman, hem Cihan'ın ve Yaşar'ın film üstüne
değerlendirmeleri oldukça önemli. Birçok açıdan, birçok noktaya değindiler. Ben biraz bu konut meselesi, bizim konut meselemize ne kadar değebiliyor bu tür çalışmalar, bu filmde dahil olmak üzere. Biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Yani biz bu filmden mesela kendimize dokunan, değen ne bulduk, ne kadar bulduk? Şimdi bu özellikle merkez ülkelerdeki konut sorunu, konutun finansallaşması hadisesi oldukça önemli tabii. Bu 2008-2009 küresel krizinin de odağındaki mesele. Ama oradaki sorunun tarifi, tanımı, bakış açısı orayla ilgili. Yani çok merkez. Çok merkez. Ben Türkiye'nin de dahil olduğu çevrede, çevre ülkelerde bu konut meselesinin daha farklı yaşandığını, daha farklı ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere zaten bu merkezdeki finansallaşma hadisesi çevrede yaşanmadı. Aynı öykü bizde yok mesela. Yani Türkiye'de konutun finansallaşması, işte konut varlıklarının kağıda dönüştürülüp muhtelif köpüklerle büyük spekülasyona konu olması, o hedge fonlar, fonların konuta bu şekilde girişleri vesaire bizde söz konusu olmadı. Bizde konut hikayesi farklı. Yani dolayısıyla bu merkezde yaşanan konutta finansallaşma bizim hikayemiz değil. Bizim hikayemiz farklı. Aslında bizim gibi ülkelerin, her ülkede konut sorunu var. Yani bir barınma hakkı olarak her ülkede insanlar bu hakka erişememek, bunun gaspı, bunun metaya dönüştürülmesiyle beraber yaşadıkları mağduriyet, kapitalizmin erken geç ne olursa olsun girdiği bütün ülkelerde var. Yani konut üstünden bir mağduriyet var. Ama her ülkede konut sorununun ortaya çıkışı, şekillenişi nin farklı öyküleri var ve bunların izini sürmek durumundayız. Bu da tabii her ülkedeki kapitalizmin farklı öyküsünden kaynaklanıyor. Yani eş zamanlı bir kapitalizm yok. İşte erken kapitalizme geçmiş ülkeler var, gecikenler var. Sonra bu küresel sisteme geç intikal edenler var. Bunlar neyi belirliyor? Bunlar bir kere mekanda kent kır farkını belirliyor. Yani kırdan kente göç. Dolayısıyla kente geldiğinde barınma sorunu. Hatta bunun da ara aşamaları var. Şimdi bizim hikayemizi hatırlayalım. Uzun yıllar, yani 1960-70'lere kadar nüfusun %70-80'ine yakını kırlarda ve orada bir barınma meselesini hallediyor. Evin kendi köy evi var, kır evi var. Orada bir konut sorunu çok fazla yok. Yani kiracılık hadisesi çok fazla yok. Ne zaman ki kentlere gelmeye başladığında, iç göçler başladığında konut sorunu da kendini getiriyor, beraberinde getiriyor. Ama biliyoruz ki yine bizim kendi öykümüzde, bu çoğu çevre ülkede de böyledir, Latin Amerika'da, Asya'da. Kente gelenler bir sanayi işçisi olarak, yani bir yeni merkeze bağlı bir sanayi gelişmenin işçisi olarak kente gelirlerken burada problemlerini gecekondu, konut problemlerini gecekondu formülasyonu içinde hallederler. Ve bu gecekondu formülasyonu orada sanayi kapitalistine çok dokunmaz. Hatta örtülü bir şekilde destekler bile. Fabrikaya yakın bir kamu arazisinde
gecekondusunu yapsın. Ondan sonra barınma meselesini öyle halletsin. Buna bağlı olarak da ücret talebi, benden isteyeceği ücret ona göre de düşsün. Dolayısıyla ne görürüz? Konut sorununun kentte bir gecekondulaşma ara formülüyle halini görürüz. Yani hala böyle kendini dayatan, bağıran bir konut sorunu, bir barınma sorunu yakıcı bir şekilde henüz yoktur. Bu ne zaman bir yakıcı sorun haline gelmeye başlıyor Türkiye gibi ülkelerde? Daha hızlı kapitalistleşme, küreselleşme dönemi, daha sıkı entegrasyon merkeze ve ona bağlı olarak her tür kamu himayesinin kaldırıldığı, tarımın her tür himayeden yoksun kaldığı, dolayısıyla kırların iyice çözüldüğü ve kentlere iyice doluşulduğu dönemde. Bu gelenler eski gecekondu sahiplerinin bile şansına sahip olmazlar. Çok konuta erişim müthiş bir problem halini alır. Fakat yine de totalde baktığımızda mesela bu her yıl yapılan gelir tüketim araştırmalarında ankette hanelere sorulur konut sahipliği. Türkiye'de bu %60'a yakın bir sahiplik vardır. Yani bu enteresan bir orandır mesela. Ama gecekondu, ama kalitesiz konut. Fakat sahiplidir. Yani o araştırmaların bize gösterdiği kiracılık oranının %25 dolayında olması. Dolayısıyla bu böyle geçmişten gelen konuta sahiplik merakı ve bunun imkanının bulunması kentlerde hem gecekondulaşma sürecinde hem belki konutun henüz çok pahalılanmadığı zamanlarda, insanların eski emekli maaşlarıyla, kıdem tazminatlarıyla konut alabildikleri zamanlarda konut sahipliği belli bir yere varır. Şimdi onun için biz de doğru, yani hem merkezdekilerin yaşadığı bir şey var, soylulaşmadan mağduriyet çeken kesimler var. Özellikle bunu İstanbul'da bundan söz edebiliriz. Ama bunun haricinde konutun ciddi bir sorun haline gelmesi, konuta erişimin, barınma hakkının yakıcı hale gelmesi, bunun daha çok metalaşması, ticarileşmesi, daha çok bu AKP döneminin, yani 2000'li yılların diyelim daha gene bir meselesi halinde ortaya çıktı. Buradaki hikaye de aslında farklı. Yani batıda yaşananlarla ya da merkez ülkelerde yaşananlarla çakışan tarafları var ama kendi özgün yanları var. Kendi özgün yanını dikkate alarak bizdeki konut meselesini konuşup tartmamız gerekiyor. Yani buraya kadar yaptıklarımı özetlersem, filmde konu edilen merkezdeki konut meselesi, konutun değişim değeri üstünden sermaye birikimine konu olması, hatta konutun kendisinin değil de kağıtlaştırılarak finansallaşmanın aracı haline gelmesi, büyük ölçüde dediğim gibi merkeze ait öyküler bunlar. Bizde yaşananlarını bazı kısımları çakışmakla beraber bizdeki öykü farklı. Farklılığını bilmemiz lazım ve onu öyle okumamız lazım. Şimdi orada da bizde hikaye yine biraz İstanbul ağırlıklı. Yani Türkiye'de bu konutun ön plana çıkması, finansallaşması ve sermaye birikimi
Birliği'nin asli ögesi haline gelmesi ağırlıkla İstanbul, İstanbul olduğu için de yaşandı. Yani bütün bu inşaat faaliyetinin mekansal dağılımına baktığımızda niceliksel değil de parasal boyutuyla, değer boyutuyla baktığımızda %60'ından fazlasının İstanbul'da olup bittiğine tanık olduk. Bu da nereden kaynaklandı? Bir kere yani İstanbul'un kendine has yanlarından dolayı. Sadece konut değil tabii. Yani konut, ofis, ondan sonra işte muhtelif yeme içme mekanları giderek kentsel altyapı. Yani bütün bunlar inşaata konu oldu. Ağırlıkla nerede? İstanbul'da. Ve İstanbul'un işte bir küresel kent olma iddiası, bunun zamanının geldiği, bununla beraber bu Orta Doğu, işte Doğu Akdeniz, Kafkaslar, bütün buralara erişilebilecek bir üs olma potansiyeli. Sattılar. Yani bunu hem buraya dönük yoğun bir inşaat üretim işi başladı, hem de bu satıldı. Buna tabii dönemin imkanları da izin verdi. Yani nedir o imkanlar? Aslında bu ta Özal'ın hevesiydi. Yani Özal zamanında bunu istiyordu. İstanbul küresel kent, İstanbul'da bir inşaat odaklı sermaye birikimi, bütün bunun hevesi içindeydi. Sermayenin büyük kesimi de bunun peşindeydi ve hatta İstanbul'da ki sanayi tesislerini buralardan çekip çevre illere taşıyarak İstanbul'un arsasına gerçek değerini verme yönünde çabaları başladı. İşte bütün o Levent Maslak aksı, eskiden ilaç fabrikalarının bir dizi envai tür fabrikanın yer aldığı yerler, hepsi sonradan konut ya da ofis plaza arsasına dönüştürüldü. Buna tabii dediğim gibi yani Özal heves niyet etmişti ama ne Özal'a ne de ondan sonraki koalisyon hükümetine bu nasip olmadı. Çünkü bu bir sermaye işi. Sermaye gerekiyordu. Türkiye'deki yerli birikimler buna yeterli gelmiyordu. Dış kaynak gerekiyordu. O dış kaynak da Türkiye'yi o dönemde istikrarlı, karlı görmediği için, kırılgan gördüğü için gelmiyordu. İşte bu 2001 kriziyle beraber bir dizi IMF işbirliğiyle bir ekonominin rektifiye edilmesiyle beraber özelleştirme süreçleri, ondan sonra borsaya dışarıdan kaynak girişi, doğrudan yatırımlara dış sermayenin heveslenmesi, kredi bulma konusunda kolaylıklarla beraber 2003 sonrasında yılda 50 milyar doları bulan dış kaynak girişi olağanüstü gerçekleşmeye başladı. Ve bu kaynak girişi beraberinde bir kere bir istikrarlı ucuz kur ve beraberinde bir düzenli büyüme imkanını, fırsatını da yarattı. Ve bu inşaat AKP iktidarının en iyi bildiği iş olarak bilinir. Onlar bir yandan da inşaatı aynı zamanda siyasi iktidarlarını büyütme ve tahkim etmenin önemli bir kaldıracı olarak kullandılar. İşte TOKİ meselesinin devreye girmesi, TOKİ üstünden İstanbul arsalarının emlak konut üstünden büyük firmalara tahsisi, paylaşım, onun devamında gelen bir dizi İstanbul'da inşaat faaliyetleri. Bütün bunlar farklı bir öykü.
Yani burada inşaat üstünden en azından 2011'e 12'ye gelinceye kadar hatırı sayılır bir sermaye birikimi süreci yaşandı. Bunun ortaya çıkardığı çok ciddi değişimler oldu. İstanbul önemli değişimler geçirdi. İşte bu soylulaşma hadisesi bu dönemde çok ortaya geldi. Bu konut üstünden devam eden bu süreç belli bir noktada doyuma ulaşınca bu kez işte altyapıya, yani bu kamu özel işbirliği dediğimiz projelere, havaalanına, köprüye, tünele, otoyola, şuna buna kaymaya başladı. Ve burada İstanbul'da tabii bir dönem bu büyük yaratılan talep ve speküle edilmiş talep çok ciddi fiyat artışlarını da getirdi. Giderek sadece kullanım, yani satın alıp kullanmak üzere değil, değişim amaçlı, yatırım amaçlı talep yükseldi. Yani Anadolu'nun birçok yerinden sermayeler İstanbul'da konut alıp satmak üzere, konutun yükselen rantından faydalanmak üzere harekete geçtiler. Ve İstanbul'da çok yüksek rantlar oluşmaya başladı. Şimdi tabii bu süreç içerisinde eski gecekondu sahiplerinin ya da düşük kalite konutların sahiplerinin de nemalanması söz konusu oldu. Yani bu da bir gerçeklik olarak bir kenara yazılmalı. Ama İstanbul'un aldığı olağanüstü göç ve burada tutunma çabaları içerisinde konut sorunu, barınma sorunu, işte eldeki gelir ki ağırlıklı olarak asgari ücret, ortalama ücret, bununla barınmaya çalışma meselesi çok ciddi bir mesele haline geldi. Konutların kalite sorunları vardı. Bu daha çok görünür olmaya başladı. Bu İstanbul'un nüfus patlaması ve daha merkezi hale gelmesiyle beraber. Ve bundan dolayı konut üstünden mağduriyetler daha çok ortaya çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi şimdi bütün bunların hülasasında merkezdeki finansallaşma değil İstanbul'da ya da Türkiye'de yaşadığımız başka bir konut hikayesi. Bütün yakıcılığıyla ortada var. Başta İstanbul'dan olmak üzere bütün büyük kentlerde yakıcı bir konut sorunu var. Kiralık konutlar yüksek. Barınılan konutların çoğunun kalitesi son derece düşük. Çünkü insanların gelir düzeyinde bir iyileşme yok. O anlamda konut sorunu sahiplikle olsa, sahibi de olsa insanların büyük sorunu. Konutların çoğunu ısıtamıyorlar. Birçoğunda mutfak yok doğru dürüst. Çatı akıyor. Ondan sonra çevre düzenlemesi son derece ilkel. Bir dizi kamusal alana erişim problemi var. Böyle sorunlar bir tarafta duruyor. Yani benim film seyrederken aklıma gelen bunlar oldu. Yani filmde anlatılan öykü tabii ki önemli. Bizimle de çakışan yanları var. Ama bu bize ait başka bir film yapılmalı. Başka bir belgesel yapılmalı. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şeye geçmeden önce, sorulara geçmeden önce herhangi birinizin sormak istediği ya da öne çıkarmak istediği bir konu var mı? Bunu tartışalım diyeceğiniz. Cihan, Yaşar, Mustafa hepinize soruyorum. Yani bir şeyi belki Mustafa Bey'in sunumundan sonra düşünmeyi destekleyecek bir şey olabilir. Bir istatistiklere bakıyordum da. Yani şunu bir altını çizelim. 2002'de Türkiye'de
yapı ruhsatı almış daire sayısı 161 bin. 2017'ye geldiğimizde bu sayı 1,5 milyona yaklaşıyor. Şimdi TÜİK'e baktım. Yani neredeyse 10 kat artıyor inşaat. Yeni yapılan konut sayısı 10 kat artıyor. Şimdi bir de yapı kullanım izinleriyle onu kıyasladığımızda 2002'den 2019'a kadar yapılan yapı ruhsatı almış birim sayısı 12 milyonken yapı kullanım izni almış toplam sayı 9 milyon. Şimdi arada az buz bir fark değil, 3 milyonluk bir farktan bahsediyoruz. Yani şimdi hani bize özgü hikayeyi anlatırken bunlar bence öne çıkan hikayeler. Bu gene şeyi gösteriyor benim için. Bu konutlar niçin yapılıyor? Yani kullanım değerinin öne çıkmadığı çok ortada. Şimdi demek ki bir konut stoğu var, milyonlarla ifade edilen bir konut stoğu var. Yatıyor, konut işte kiracılık sorunu devam ediyor. Konut yani bir şekilde konut sorunu da çok ciddi devam ediyor. Hani bu tarzdaki aslında bize ait durumları da çok katılıyorum. Herhalde böyle üzerine bayağı bir düşünmemiz gerekiyor. Bu stok meselesi bence çok önemli. Bir diğer mesele de bu, gene çok hızlıca vurgularsam, yani bu bizdeki bu büyük konut üreticilerinin ürettikleri birim sayıları ve buradan sürekli bir prekande sistemi gibi işte bu alan yönetimi üzerinden devam eden işte şeyleri bir düşünmek lazım. Çünkü onlarca, on binlerce birim konut ve her birinden gelen aylık muazzam aidatlar ve burada acayip bir ekonomi var. Bu ekonomi ayrıca düşünülmesi bence gerekiyor. Hatırlarsınız bununla ilgili de en çarpıcı vakalardan biri helikopteriyle Ali Ağoğlu'nun sitelerinden birine inip bir güvenlik görevlileriyle birlikte bir konut sahibinin dövmesiydi. Bu haberi bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Çünkü mesele neydi? Oturan insanlar bu aidatları biz ne veriyoruz, ne hizmet alıyoruz? Yönetimi biz devralmalıyız toplantıları yapmaya başlamışlardı. Ve bunun üzerine müteahhit, yani o projenin aslında musluğunu tutan kişi devreye anında girme ihtiyacı duydu. Bu sadece Ağoğlu konutlarına ait değil, tüm markalı konutlardaki alan yönetimini tek elden ve o konut yönetiminin, site yönetiminin demokratikleşmemesi için verilen bir şey var. Ciddi bir rezistans var. Bence burada da bir şey olarak okumak gerekiyor. Bunun anlamını bir düşünmek gerekiyor. Belki Mustafa Bey'in buna bir yorumu olur diye de merak ediyorum. Öyle. Şimdi kıyaslama için bence 2002 değil de 2003'ü almak her zaman daha iyi. Çünkü 2002 yılının sonunda AKP iktidar oldu ve bu hem inşaata dönük niyetlerini hayata geçirme hem de bu dış kaynak girişi ve ekonomide bir yıllık %7 büyüme patikasına geçiş 2003 ile beraber oldu. Ama yine de onu da yaparsak Yaşar'ın söylediği rakamlar yine önümüze gelir. 3'e eksik 5 fazla. Şimdi stok meselesi biraz da şuradan ortaya çıkıyor. Bu dönemde inşaat sektöründe daha önce olmayan türde bir yapılaşma ortaya çıktı firmalarda. Daha kadro mimar çalıştıran, kadro yan elemanlar çalıştıran, iş makineleri bulunduran ve kendini sürekli bir şey üretmek zorunda hisseden firmalar ortaya çıktı. Dolayısıyla belli bir dönem talep daralmasına ya da stoka aldırmadan arsa buldukça inşa edelim. Yani bu eldeki kapasiteyi kullanalım, iş makinalarını, mimarı vesaireyi bunları kullanmaya devam edelim. Nasılsa satarız, bu elde kalmaz diye. Fırsat buldukça üretim, belli dönemlerde ekonominin daraldığı, talebin düştüğü zamanlarda bile inşaata devam etti. Yani bu beklenti, hatta yani Tayyip Erdoğan hiçbir dönemde bizi ortada bırakmaz, mutlaka bir talep yaratır. Beklentisi içerisinde bu stoka üretim hiç eksilmedi. Yani bu stokun
bu boyutlarda olmasının önemli nedenlerinden biri bu. Ki zaman zaman ilk fırsat yaratıldığında ya konut kredileri ucuzlatılarak ya başka tür teşviklerle bu stoku biraz olsun eritme yoluna gidiliyor ki bu sene oldu bu mesela pandeminin açılım döneminde olmayan satışlar bir şekilde gerçekleşti. Ama dediğim gibi stoktan ürkmüyor bu sektör. Yeter ki arsa bulsun. Yani arsa bulduğu takdirde yapıyor. İstanbul'da bulamadığı arsayı İzmir'de bulduğu anda İzmir'e yöneldi. Ve İzmir'de İstanbul'un yaşadıklarının benzeri yaşanmaya başlandı. Orayı belli ölçüde kullandıktan sonra belki Çukurova'ya, Adana'ya inecektir. Ya da nerede yaşayabilecek bir alan bulursa oraya gidecektir. Hatta zaman zaman yurt dışına gittiklerini de biliyoruz. Yani bu Balkan ülkelerinin birçoğunda bu konut firmalarının Türkiye'deki ne benzer bir uğraşı içerisinde olduklarını biliyoruz. Yani bu stoka dönük hadise biraz bu böyle bir sektör olmasından herhalde ileri geliyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Sorabilirim değil mi? Şimdi girebilirim. Tabii. Şimdi Mustafa, sen dedin ki hani bu merkez ülkelere bu bizim hikayemiz değil, ama şimdi şunu çok yakinen biliyoruz ki bizim öyle bir idaremiz var ki bu neoliberal sistemi gayet güzel bir şekilde yurt dışındakini buraya da çok iyi bir şekilde getiriyor, uyguluyor. Yani Londra ile İstanbul'u mesela ben çok benzetiyorum gidişat. Dolayısıyla şimdi şunu sormak istiyorum. Bir imar borsası ve gayrimenkul sertifikası üzerinden aslında zaten bu konutun finansallaştırılması süreci başlatıldı. Yani bu idarenin, hükümetin eliyle başlatılan bir süreç değil mi? Ve bu da benim kaygım özellikle bu kanalın ve Yenişehir projesindeki planlarla çıkmasıyla birlikte oraya yönelik, yani dönüşüm projelerinde, afet dönüşümünde, yıkımlarda bu kullanılacak deniyor bu sertifika usulü. Oraya yönelik de bunun uygulanabileceği ve çok rahatlıkla bu şekilde yurt dışından buraya bu sistemin aktarılabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta küresel bir sistem. Yani bundan kaçış olduğunu, bunu engellemezsek bize gelmesine de ihracına da kaçış olduğunu ben düşünemiyorum. Bu şu anda değil. Belki çok ileride. Yani ne zaman biliyor musun? Şimdi bizdeki borsayla Londra borsasını düşün. Bizdeki derinlikle oradaki derinliği düşün. Yani bizdeki borsanın hala henüz bu tür bankları kağıtlaştırma, satma şeyi yok. Kapasitesi yok. İhtiyacı da yok. Yani çok sığ bir borsa burası. Ve ancak yabancılara satıyor buradaki kağıtları. Yani yabancılar gelip yarısından fazlasına yatırım yapıyorlar vesaire. Onun için yani bu kadar daha Türkiye'de borsaya kote olmamış, hisselerini alım satıma sunmamış firma varken, sanayi firması vesaire, konut ya da gayrimenkulün kağıtlaştırılıp borsaya gelmesi henüz bir ihtiyaç değil. Yani çok küçük şeyler var, mesela bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bunların kağıtları vesaireleri borsada var ama öyle aman aman ilgi gören şeyler değil. Neden? Çünkü yani borsaya yatırım yapanlar bakıyorlar. Mesela bankacılık daha iyi para getiriyor. Daha karlılığı yüksek. O kağıtları alıyorlar. Ya da sanayinin belli firmaları daha yüksek getiri sağlıyor. Oralara yöneliyorlar. Ama böyle gayrimenkulün kağıtlaşmasına şeyiz biz henüz. Erken, uzağız. Yani bu Türkiye'nin kapitalistleşmesiyle ilgili, borsa sisteminin dolayısıyla sığlığıyla ilgili bir hadise. Buna tabii ki Londra borsası, işte Amerika'daki borsalar falan ihtiyaç duyuyorlar. Orada çünkü her şeyi metalaştırıp kağıtlaştırdılar. Yani orada öyle bir borsa derinliği var ki arıyorlar, yani malzeme arıyorlar. Neyi kağıtlaştırıp neyi köpükleştirelim diye. Buradan
Yani Türkiye'de de günün birinde olacaktır dediğim gibi yani süreç şey, ama bu Türkiye için biraz erken. Bir de şey demedim yani, bu hikaye tam bizim değil. Hikaye, oradaki hikayenin bir kısmı tabii buranın da hikayesi. Yani şey açısından bu soylulaştırma burada da yaşanıyor. Ondan sonra konut hakkı eninde sonunda burada da insanların ortak problemleri. Ama bu finansallaşma yönünden şey oturmuyor. Oradaki olan bitenlere biz henüz girmedik. Ben de bir şey sorabilir miyim Mustafa? Şeyde şimdi bu zamana kadar konut sektörüne galiba büyük yabancı yatırımcılar girmedi gibi görünüyor. Yani daha çok bu işte AVM gibi, ofis, rezidans, alışveriş merkezi gibi komplekslerde girdiler ama sonra da zaten bir kısmı da çıktı. Yani en azından belli sermaye grupları çıkmaya çalışıyor. Yani bundan sonrası için ne görüyorsun? Şimdi bugün şeyinde Yaşar'ın da dediği gibi Katar diyoruz. İşte başka türlü daha Asya sermayesi gibi daha farklı yerlerden gelen sermayeden bahsediyoruz. Peki bu konut sektörüne bizde niye girmiyor? Mesela nedir? Vallahi kimse baş edemez Asuman. Yani Türkiye'de inşaat Türkiye'nin çok eskiden bildiği bir iş biliyorsun. Yani bu büyük müteahhitler demiryolu inşaatından palazlanarak sonradan işte muhtelif altyapıya ve konut. Yani inşaat bir kere kar oranı aslında yüksek olmayan bir sektör. Yani burada önemli olan arsa kapmak. Ve imar haklarından azami, ayrıcalıklı şekilde faydalanmak. Şimdi bunu da ancak siyasete yakın gruplar yapabilir ki AKP'nin organik sermayedarlarından yabancılara pay kalmazdı burada. Yani onlar onun için böyle bir şey heves edemediler ya da yandan belki takıldılar bir şekilde. Başka boyutlarında bir şey oldular. Ama zaten yani inşaat ve konut kendi başına yani arsayı bir tarafa bırakıyorum. Şey olarak çıplak bir üretim olarak karlı sektörler değil. Daha dediğim gibi Türkiye'nin bu konuda hakikaten mukayesede üstünlüğü var. Yani ondan dolayı böyle bir şey olmadı. Şimdi tabii yani gayrimenkulün el değiştirmesi, satışı vesaire o ayrı bir hadise. Şimdi Türkiye ciddi gözden düştü. İmaj kaybetti İstanbul. Yani o tasarladıkları gibi bir küresel kent olma noktasına yaklaşsaydı burada yapılmış olan gayrimenkulleri satın almak ve onları yeniden satmak onun üstüne, ya da buranın gayrimenkullerini kağıtlaştırarak Londra borsalarında satmak söz konusu olurdu. Yani bunları belki ileride yaşayacağız. Bu boyutunda tabii yabancılar Türkiye ile ilgililer. Burada esas kar herhalde İBAR haklarını arttırmaktan geçiyor. Yani o karı arttırmanın yolu. Tabii yani buradaki şimdi hangi yabancı gelip TOKİ'den iş alabilir ki ya da Erdoğan'ın razı etmeden herhangi bir başka inşaat projesinden, onlar da biliyorlar bunu yani. Evet. Aslında bu model biraz yani bu şimdi tabii Türkiye tüm dünyayla kavgalı olduğu için hani öyle daha küçük yatırımcılar da gelmesi için uygun bir ortam değil ama şeyi biliyoruz yani bunu hem o yurttaşlık vermek, vatandaşlık vermekle birlikte işte MİPİM'ler vesaireler, uluslararası emlak fuarlarında buradaki firmaların malını satmaya çalışmasındaki o agresifliği falan düşündüğümüzde bir 5 yıl önceye kadar bu kısmen de yürüyordu. Yani biliyoruz bu Halkalı civarındaki markalı konutların sağ araştırmasından zamanında yaparken işte %30'lar %50'lere kadar aslında orada oturan ya da konut alanların işte bölge ülkelerinden, Rusya'dan müşteriler, bazı durumlarda blok kapatanlar yani biraz daha işte ara bir yatırım formu olarak hani tamam projeyi yapmıyor ama işte öyle anlaşıyor ki işte 20 bloktan bir tanesini bilmem ne fuarında el sıkışıyor onu satmaya çalışıyor gibi. Ama onun için tabii biraz daha güven veren ve siyaseten de herhalde
bu kadar bilinmezleri olan bir yer olmamak gerekiyor. O model de şu anda çok işlemiyor gibi. Tabii İstanbul'da yani gayrimenkul ticaretine girmek, gayrimenkulü almak, satmak bu karlı bir iş. Buna heves edenler var ama burada da işi oraya getirdikten sonra yani yerli sermaye çok kaptırmamaya çalışıyor. Şey açısından yani parası olan yabancı açısından İstanbul gibi bir yerde mülk sahibi olmak tabii ki istenir bir şey. Yani öyle de bir talebi var İstanbul'un işte çok durağanlaşmadığı ya da imajını şey olmadığı zamanlarda özellikle bütün çevre ülkelerden varlıklı kesimlerin bir talebi olduğunu biliyoruz. Ve onu pazarlamada da evet yabancılar da girmek istiyorlar. Bir dizi yabancı emlak şirketleri nitekim faaliyet gösteriyorlar Türkiye'de. Ama orada yerli sermaye de çok payı vermemek çabasında. O ticaret kısmı. Evet, isterseniz ben burada sorular var. Biraz hani gruplayarak bakacağım hani konu başlıklarını. Bunu hepiniz istediğiniz gibi de cevaplayabilirsiniz. Konut hakkının da geçtiği İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarihi 1948-72 yılı olmuş. Devletler bu arsa ve konut spekülasyonundan sorumlu değil mi? Birleşmiş Milletler'e üye devletler de öyle. Bu durumda Birleşmiş Milletler ne kadar masum, saygınlığını yitirmiş bir kurum değil mi artık diye bir soru yöneltilmiş. Yani Birleşmiş Milletler'le ilgili bir durum. Belki Birleşmiş Milletler'den umudu kesip küresel muhalefetin örgütlenmesi gerekiyor demiş aynı kişi. Evet. Ben bu ikisini aslında yanıtladım ben. Yani konuşmamın içinde bu vardı. Hani en az 12 sözleşmede geçiyor konut hakkı dedim Birleşmiş Milletler'in ve burada söylerken de şunun altını çizdim. Yani burada sistem, işte bu devletlerin oluşturduğu sistem ne kadar konut hakkı bakımından gerici gidiyorsa şeye baktığımızda konut hakkı raportörlerinin metinlerine, raporlarına, yorum ve ikazlarına baktığımızda çok ilerici hatta radikal denecek kadar bir şey, iki ters akıntı gibiler diye bahsettim de. Evet, yani Birleşmiş Milletler'i burada hatalarıyla, sevaplarıyla bu şekilde görüyoruz yani şey içinde olay ama konut hakkı raportörleri ve bu özel usuller farklı bir mecradan gidiyor ve şey de söyledim aslında küresel muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini Raquel Rolnick yani Leyla Nefarha'dan önceki raportörün söylediğini bu ancak yerel hani biz burada ne kadar çabalarsak çabalayalım ancak bu yerel muhalefet ve küresel muhalefet doğrudur. Yani bunun örgütlenmesinden geçiyor dedi. Evet haklıdır. Bir de burada şeyi sormuş aynı kişi. Leyla Nifarhan'ın bu durum kapitalizm sorumlu değil, insan hakları ilkelerine uygun davransa sorun çıkmaz gibi bir yorumu vardı. Ben bunu da atıp yaptım. Yani naiflikle bahsettim Farha'ya. Çünkü sistem bu ve şey dedim ya hani sistem zaten bu mağduriyetler, ihlaller ve bu konut hakkını yok saymalar üzerinden döndüğü için sistem değişmeden hani Farha'nın burada çok naif kalıyor diye bahsettim de o üçünden diye toparlayayım. Şimdi bir soru daha var. Bir Mustafa Sönmez'e şöyle bir soru gelmiş. Bir dakika. Aileden, evet Mustafa şey bir soru. Aileden bir mirası olmayan insanların büyük kentlerde ev almaları mümkün olabilecek mi? Diye bir sorumuz var. Yani bundan sonra durum nedir? Bu aslında çok geniş bir soru. Yani bütün iktisadi yapıyla ilgili bir sorun aslında. Ya tabii şimdi insanların hakikaten Türkiye'de ücretlilerse eğer, ücretliler olarak ne kadar kalifiye bir eleman olurlarsa olsunlar, işte
en azından işe başlarken böyle asgari ücretin biraz üstünde bir ücretle çalışmak durumunda bırakılıyorlar. Şimdi bu gelire sahip bir karı koca düşünün. Yani bunların şu anda ortalama yine bir TÜİK verisi asgari ücretin %40'ı kiralar. Yani bu gelirin ne kadar ne artırarak şey yapabilir ki, ev sahibi olabilir ki? Yani o zaman hakikaten de işte aileden bir şey kalırsa satmak vesaire sahiplik zorlaşıyor, giderek zorlaşıyor. Bu şeyde böyle mortgage'ler, uzun vadeli krediler filan bunlar da bu istikrarsız ekonomide güvenilip altına girilecek şeyler olmaktan çıkıyor, caydırıyor insanları. O zaman yani bu konut sahipliği bu saatten sonra vallahi yani ücretli kesimin hayali olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Yani bilmem ki işte hani %60 sahiplik gibi görünüyor ya, içinde oturulur oturulmaz, gece kondu, kalitesiz vesaire, bir şeyler birinden birine kalır vesaire. Ama bu sahiplik oranı giderek düşeceği ve kiracı oranı zaman içerisinde daha çok artacağı benziyor. Aslında tabii burada talep edilmesi gereken şey sahiplik değil. Yani devletin bu konut sorununu bir sosyal sorun olarak alıp kiralanabilir konutların sayısını artmasını sağlamak, onların ücretin makul bir düzeyiyle kiralanabilir hale gelmesi. Yani bu sosyal talebin, sosyal hakkın bu şekilde karşılanmasını sağlayacak hem yerelden hem merkezden programlar talep etmek, bunun mücadelesini vermek. Aslında bizde bu mülkiyet meselesi çok öne çıkan bir şey. Belki hani hakikaten o kırdan kente göç, kırdaki mülkiyet durumu, ona alışkanlık. Yani bizim toplumda gerçekten hani evin varsa mülkiyet olarak geri kalanı halledilir gibi, ki haklı bir şey de bu. Böyle bir bilinç oluşmuş zaman içinde, tecrübeden oluşmuş yani. Çünkü hiçbir zaman ne olduğunu bilemediğiniz belirsiz bir ülkede yaşıyorsunuz. Her şey olabilir. O zaman bir konuta, yani sizi oradan çıkarmayacak, zor zamanda sizi daha da zor duruma düşürmeyecek bir konut mülkiyeti hakikaten en önemli güvence olarak zihinlere yerleşmiş. Haklı olarak yerleşmiş. Yani böyle bir durum var. Ve bunu aşmak kolay değil. Bir yandan da mesela daha yurt dışına bakıldığında orada da çok zor, ama orada mesela genç nüfus çok da fazla konut alma peşinde olmuyor. Çünkü daha hareketli çalışma, başka ülkelerde çalışıyorlar, kentin başka yerlerinde de. Yani konut sahibi olmak bir yandan da kısıtlayıcı bir şey de olabiliyor. Hatta hani o işe girişse bile içinde yaşamadan kendisi yine kirada oturan kesimler de var. Ama bizde bu çok yaygın. Yani bunu niye böyle diye sormuyorum. Yani nedenleri biraz belli. Yani bunu kırmak için neler olabilir? Hakikaten devletin ciddi miktarda erişilebilir, oturmaya uygun, işte insan onuruna uygun kiralık konut meselesini gerçekten çözmesi lazım. Yani hele bir de şimdi böyle bir deprem, İstanbul açısından ve Türkiye'nin pek çok yeri açısından söylüyorum, deprem gibi de bir sorun var. Yani hem pandemiden bahsediyoruz, hem depremden bahsediyoruz. Bu iki faktörle birlikte bu hani bir şekilde kamunun mülkiyetinde kiralık konut meselesi nasıl çözülebilir, ne tür formüllerle bu yapılabilir? Belediyeler de dediğiniz gibi bu konuda çalışmalar yapıyorlar ve bir takım formüller üretmeye çalışıyorlar, ama belki kira denetimleri. Ama gördüğümüz kadarıyla yani pandemide bile, yani şimdi İstanbul'dan baktığımızda bu esnaflar dahi kimseye yardım olmadığını görüyoruz. Yani Beyoğlu perişan durumda mesela, en önemli şey yerlerden bir tanesi. Bırakın şeyi, kira mesela sözleşmeleriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Tamamen informal ve kiracı ve kiralayan arasındaki
ilişkileri dönüşmüş durumda. Devlet bu konuda düzenleyici olmuyor. Ve şimdi hepsinin başında, aslında konutlarda da aynı şekilde, hepsinde bir evlerinden çıkarılma gibi, kirayı ödeyemedikleri için durumla karşı karşıyalar. Onun için hakikaten insanlar da gerçekten bir mülk konuta sahip olmak konusunda bütün birikimlerini buna yatırmaya başlıyorlar. Yani ne olursa olsun. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu aslında enteresan bir kültürel kod Asuman. Yani barınma hakkından ziyade mülk, evet, konuda sahip olma. Evet. Bu nesilden nesile de şey yapan, tavsiye edilen bir şey. Yani başını sokacak bir damın hala olmadı. Evet, o evet. Hala evin yok mu? Ondan sonra dikili ağacın yok mu? Bir dikili ağacın yok mu? Yani bu tabii beraberinde bak neyi getiriyor. Yani niye gecekondulaşma bu kadar toleransla karşılandı? Bu sorunun cevabı da var burada. Yani orada bir barınma hakkına kavuşma değil. Yani bir dikili ağacı olsun, onun da bir başını sokacağı damı olsun şeyi. Bu arada yani kentleşmeye nasıl etki yaptı? Mekanların aldığı şekle nasıl etki etti? Bu da var. Yani bu tolerans, bu kültürel tolerans aslında beraberinde bir de böyle çok büyük çarpıkları olan, kentleşme çarpıkları olan bir ülkeyi de yarattı galiba. Evet. Buna dair kısa bir yorum yapmak isterim. Şimdi şöyle, aslına baktığımızda bu kamunun sağladığı kiralık ya da işte sosyal konut modelinin hani batıda bildiğimiz sebeplerle aslında da sonunun geldiğini ve işte orada özelleştirmelerin yaşandığını ya da o konutların niteliğine dair çok ciddi tartışmalar olduğunu da biliyoruz. Buna karşı getirilen o yeni kooperatifçilik denen yaklaşım ya da co-housing, işte ortak, yani kullanıcının belki doğrudan mülkiyet değil de gene kullanım hakkının öne çıktığı ama tasarımından yönetimine biraz daha demokratik bir şekilde o konutlara dair söz sahibi olabildiği daha yeni nesil modeller. Bir soru da bu, işte dijital çağ ile alakalı bir soru da vardı. Ona, evet, onu da düşünürken aklıma geldi. Bu soruyu aslında... da bir Yaşar, istersen bir söyleyebilir misin tabii, sorunun kendisinde? Hemen onu da şeyi açalım. Bir diyor ki kapitalist kentleşme sürecinden bahsediyor. Kapitalizm dijitalleşme sürecinde yeni biçimlerin ortaya çıktığını ve bu dijitalleşme sürecinde konut piyasasını etkileyen yeni dinamiklerin ortaya çıktığını düşünüyor musunuz? Yani birebir de buna cevap vermese de sonuçta değişen ihtiyaçlar, işte bu iletişimin, insanların kendi hayatlarındaki temel kararlarda daha doğrudan parçası olmak istemeleri ve buna dair yeni imkanların ortaya çıkabiliyor olması. Ne diyoruz? Yani gerekli destekler sağlandığında arsaya erişim ya da eski bir kamu binasına erişim, belli hukuki çerçeveler, yani tapunuz olmasa da kullanım hakkınız, yani yaşadığınız sürece orada kullanabileceksiniz. Maliyeti paylaşmak, yani inşaatı ben de altına girerim o yükün ama kamudan da destek isterim gibi sosyal amacı olan konut projelerinin tasarımından işte yönetimine kadar kullanıcılarının, işte o bahsettiğimiz yeni nesil neler istiyor'a da biraz cevap olacak. Farklı nesillerin bir arada yaşadığı, işte çocuklu bir aileyle, genç bir aileyle emekli birinin bir arada aynı konut projesinde kaldığı, o çocuğa bakma görevinin ya da işte bir dayanışma içinde bunların da paylaşıldığı modeller çoğalıyor. Bu modeller neden çoğalıyor? Çünkü oradaki eski tip sosyal konut yaklaşımında belli tatminsizlikler ortaya çıkmış. Bunun bir kısmı tabii ki sistemin işte dayattığı ideolojik meseleler ama bir kısmı da gerçekten o kocaman konut aktörleri, TOKİ gibi konut aktörleri insanların çok farklı ihtiyaçlarını anlamaktan uzaklar bundan dolayı. Yani kararla kullanıcı arasındaki mesafe çok büyük olduğu için aynı zamanda bu sorunlar çıkmış. Şu anda buna dair çok muazzam deneyimler var. Almanya'da özellikle işte Tübingen Belediyesi ve başka belediyeler kamu stoğundaki arsaları ya da binaları bu tarzdaki yeni nesil kooperatiflere veriyorlar, destekliyorlar. Aynı şeyleri Hollanda'da görüyoruz. Aynı şeyleri farklı kentlerde görüyoruz. İşte bu biraz taleplerimizi böyle somutlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani neden şu anda biz piyasadan konut satın almak
zorunda kalacak ya da işte kiralarda da fahiş fiyatlarla işte bir yer ararken kamu stoğu arsaları işte Ağoğlu'na gidiyor ya da başka yere gidiyor. Örgütlenelim. Kamu olarak kamusal faydayı ve kullanım değerini merkeze alan konut projelerini biz kullanıcılar, yurttaşları olarak talep edelim. Bence en somut örneklerden, taleplerden biri bu olmalı. Eski aslında kooperatifçilik modelinin suistimal edilmemiş bir halinin bu döneme uygulanmış versiyonlarına ihtiyaç olduğunu ben çok düşünüyorum. Çünkü ben açıkçası TOKİ'nin bana dayattığı bir yerde değil, daha çok söz söyleyebildiğim bir yerde de yaşamak istiyorum bir taraftan. Eminim çoğu insan böyle düşünecektir. Ama finansal olarak da bunun altından kalkabiliyor olmam lazım diye bu eklemeyi yapmak istedim. Hele şimdi sanıyorum Yaşar'a bir ek olarak bu pandemi döneminde insanlar o kadar da yalnız kaldılar ki tek başlarına. Şimdi evet. Bu co-housing denilen sistemleri tercih ediyorlar. Hiç olmazsa 3-5 insanla birlikte yaşama fırsatları oluyor. Yani ortak mekanları oluyor, sosyalleşme alanları. Yani yeni ihtiyaçlar, yeni bir takım sanıyorum çözümler de getirecek. Bir de tabii ofis binalarının dönüştürülmesi, daha çeşitli işlevler olarak kullanılması. Yani bir de bunlar çıktı şimdi. Yani ofis binaları bir, eskisi gibi çok büyük metrekareler kullanmak istemiyorlar. O parayı vermek istemiyorlar. Bütün bunların alışveriş merkezleri eskisi gibi kullanılmıyor. İnsanlar gitmiyor, talep düştü. Şimdi bir de mesele şimdi yurt dışında. Artık sanıyorum bu tür projeler de öne çıkacak. Yani bu alışveriş merkezleri neye dönüşecek? Ya da bu ofis binaları nasıl hani multifunctional ya da böyle çok işlevli olup da kendi içinde o çeşitliliği barındıran bir takım binalara nasıl dönüşecek? Yani yeni yatırım alanları da çıkıyor demek istiyorum. Yani mevcut stok üzerinden de bu dönüşümlerin yapıldığı yeni daha hani yaratıcı denilen çözümler üretilecek tahmin ediyorum. Şey vardı, şirketler merkezlerini kent dışına çıkarmaya başladıklarına dair evet. Ve birçok insan da yani çalışan da evinden çalıştığı için bu stone yani bu ofis bloklarının neyin aslında konuta dönüştürülme safhasına gireceğine dair. Evet. Neyle ilgili okudum hatırlamıyorum. Avrupa'da bir şey vardı, böyle bir araştırma. Evet. Mesela o 15 dakikalık şehir, 20 dakikalık şehir onlar şimdi evet. Bayağı o tartışılıyor. Yani biraz aslında tabii bizim için çok benim için mesela kent olmayan kent gibi bir şey ama yani şimdi daha böyle kentin adalar halinde kendi ihtiyacını o 15 dakika içinde yürüme mesafesinde gerçekleştiren küçük alt kentler şeklinde bir kent modeli. Şimdi bunlar tartışılmaya başlandı çok ilginç bir şekilde. Aslında ama bunlara biraz da kapalı sitelerinden farklı olacak. Ne olacak? Yani tabii bunlar yepyeni şey. Pardon Mustafa. Ben sözünü kestim kusura bakma. Şimdi bu AVM'ler, plazalar bunlarda gerçekten dehşetli atıl kapasiteler, boşluklar oluşmaya başladı. Yani doluluk oranları çok düştü. Bunların ne olacağı ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Hatta galiba İstanbul'da bununla ilgili çalıştaylar falan da yapılıyor. Yani bu AVM'ler ne olacak falan diye sahipleri tarafından. Evet. Şimdi bu yeniden işlev kazandırma hadisesine bence yerel yönetimler girebilirler bu topa. Yani yerel yönetimler bunu görerek merkezi beklemek durumunda değiller. Bunları yeniden konut mu olur, sosyal donatı alanları mı olur, işte okul mu olur, hastane mi olur, ne olursa. Buna dair aslında proje geliştirmesi lazım. Yani İstanbul'da mesela İstanbul Büyükşehir'in bu konuları gündemine çekip alması lazım. Çünkü bu şey değil, dönemsel bir şey değil gerçekten. Yani biz söylediğin gibi evden çalışma bu pandemi döneminde bir deneyim oldu. Birçok hizmet sektöründe
bu plazalar sızda olabiliyor demek ki. Yani bunlara niye kira ödeyelim? Kalsınlar evlerinde, hem de maliyetler düşüyor deyip buraları terk etme var. Ondan sonra bir de hakikaten işte hem pandemi hem de ekonomik kriz, yani ikisi birden buralara olan talebi ciddi olarak düşürüyor. Sahipler de bunu artık yönetemiyorlar. Yani onlar da biri gelsin alsın halindeler. İşte orada bence yerelden şeyler geliştirilebilir. Yani Ankara, İstanbul, İzmir belediyeleri bunun üstüne kafayı vurabilirler yani. Yormalılar yani. Daha doğrusu bu konuda biraz dürtmek lazım galiba. Evet, mesela Londra'da sanıyorum bu senin dediğin belediyeler bu kullanılmayan ABM ve ofisleri, yani özellikle konuta dönüştürme konusunda projeler ve hani erişilebilir konut konuta dönüştürme şeklinde bir takım çabalar var belediyeler. Buralar tabii çok merkezi yerlerde genelde ulaşım akslarıyla ilişkili. Normalde bir orta dar gelirlinin erişemeyeceği merkezi konumlardalar. Konuta, özellikle sosyal amaçlı konuta dönüştürüldüğünde bir çok çarpanlı bir etkisi oluyor olumlu anlamda. O açıdan evet, çok katılıyorum. Yani yerel politika olarak bunu talep etmemiz, belediyelerin buraya yönelik belki işte önce fikir projeleri, sonrasında talep etmeleri bir sonraki şeylerden biri olabilir. Mücadele akslarımızdan biri. Evet. Arkadaşlar, bakıyorum başka sorulara, pardon. Çok teşekkür edenler de var. Yani şeyi önemli bulan olmuş, yaşlılar ve çocuklu ailelerin bir arada yaşadığı modeller, Türkiye'deki emekli fonlarını sormuş ama hani onlardan bahsettik sanıyorum, bu fonların yani bu daha merkez ülkelerde daha baskın olduğundan bahsettik. Başka düşün ve büyük projelerin yarattığı sorunlarla oluşan kayıplarımız üzücü. Bir de şey, amaçlı imar planı, taşınmazlarda mülkiyet ve imar haklarının arttırımı gibi bir tez şeyini paylaşmış arkadaşımız ve teşekkür etmiş. Evet, sanıyorum şimdi şöyle nasıl yapsak, yavaş yavaş kapatalım isterseniz, değil mi? Evet. Başka söyleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Evet, Münevver de dahil oldu. Geldim. Geldim. Evet. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ediyorum hepinize hakikaten. Yani hani evet, meseleyi konuştuk. Kendimizce şeyler de söyledik, hani işte ne bileyim, senin son önerin şu anda atıl durumda kalan kent merkezindeki yapıların konut için kullanılması, kamu eliyle işte ucuz kullanıma açılması filan. Ama doğrusu yani Mustafa Bey'in aksine mi söyleyeceğim, bundan çok emin değilim, belki kaçırdığım ya da çok iyi anlamadığım şeyler oldu ya. Her durumda Türkiye'de biz büyük şehirlerde ciddi bir konut, yani yoksulların konut sorunu olduğunu ve bu sorunun giderek büyüdüğünü görüyoruz. Yani filmdeki hikaye bizim hikayemiz olmayabilir. Hakikaten o çok büyük uluslararası sermayenin yarattığı o hareketten henüz payımızı almamış olabiliriz. Ama yoksulların konut haklarını kaybetmelerine ilişkin çok ciddi bir problemimiz olduğu kesin. Ve bunun arkasında da işte yine
doğru anladıysam, yani hani şey söyledi Mustafa Bey, Türkiye'de inşaat piyasası, inşaatçılar çok güçlü ve devlet destekli. Yani o uluslararası sermayenin işini zaten bizde devlet yapıyor bir şekilde gibi, tırnak içinde elbette, yorumlamak isterim. Yani böyle bir durum varken yapabileceklerimiz, yapılabilecekler filan, bunlar hala önümüzde böyle şey olması, aşılması gereken sorunlar olarak duruyorlar. Hani hikaye aynı olsa da olmasa da bizim giderek konutsuzlaşan, barınma hakkını kaybeden yoksullarımız var ve sayıları artıyor. Yani böyle bir durumumuz var ve sorumlusu ister hani devlet destekli yerel inşaat sektörü olsun, ister uluslararası sermayenin finansının yönettiği piyasa olsun, böyle bir derdimiz var ve bu derdi çözmemiz lazım diye bir son laf koyayım. Bu arada bir soru vardı, sen şeye bakmadın, Q&A'ya bakmadın. Antalya'da soylulaştırma projeleri var mı diye bir soru vardı. Ona isterseniz yeni Antalyalı, taze Antalyalı olarak cevap vereyim. Evet, var. Ve yani hakikaten acı sonuçları da var. Şimdi bir proje başladı, neredeyse bitiyor. Bu işte biraz kentin arkalarına doğru olan bir yerdeki bir gecekondu bölgesi, ama cazip bir bölge. Lokasyon olarak ve şey olarak, önünde koskoca bir çok eski, yani Osmanlı'dan kalma bir vakıf çiftliğinin olduğu bir bölge olduğu için sur yapıya geçen belediye döneminde verildi ve işte hani 3000 nüfuslu bir mahalle varken orada, şimdi hani 43.000 nüfuslu, 73.000, şimdi uyduruyorum ama hani kat be kat fazlası olmak üzere, öyle yeni bir yerleşim icat ediliyor orada. Yarısı bitti bunların. Oranın, yani burada hak sahibi olan halkı tapularını almak için bekliyorlar. Bir kısmı aldı belki ama çok belli ki onlar o konutlarda yaşamayacaklar. Yani işte onu bir şekilde satacaklar ve başka bir yerlere doğru savrulacaklar. Yerleşimin adı nedir? Adını hatırlamıyorum. Antalya halk arasındaki söylenişi sur yapı. Sloganı da yeni bir Antalya. Yeni bir Antalya yaratıyoruz. Böyle de yani bayağı hani tiksinç bir şey. Hani Antalya'nın yeni Antalya'ya hiçbir zaman ihtiyacı yok, olmadı yani, olmayacak. Böyle lanse edilen bir şey. Son zamanlarda benim bu konularla bilgilenmem biraz televizyondaki reklamlarla oluyor. Antalya yerel kanallardaki inşaat reklamlarıyla oluyor işte. Şimdi burada yeni bir hayat başlıyor, da 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 filan diye gelen. Bunlar şeyde de çok, kıyı bandında da aslında şey değil, hani eski gecekondu mahalleleri ya da yoksulların yaşadığı yerler değil. Bayağı orta gelir grubunun vaktiyle yerleştiği ama artık hani onun daha zenginlere layık olduğunu düşünerek yenilenmesi, yani hani eskide evim müteahhide verdim, yenisi yapıldı falan gibi olan. Öyle o hareketler çok fazla. Çok katlı konut yapılıyor maalesef. Zemin sorunu olan yerlere çok katlı, yani tedbir alınarak elbette. Çünkü hani hakikaten çok böyle o özlenen, tırnak içindeki akıllı binalar inşa ediliyorlar buraya. Ve çok yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Kim alıyor bilmiyorum. Yani muhtemel tabii burada ciddi bir Rus alıcı var. Artık Antalya'ya yerleşmek isteyen Rus emeklilerden oluşan, muhtemel onlar, muhtemel Araplar ve elbette hani biz de eksik kalmayız, bizden de vardır alan.
Bir önemli bir bölge, seninle de konuşmuştuk Asuman vaktiyle, Balbey Mahallesi bir dönüşüm alanı olarak, proje olarak önümüzde. Bu bölge de çok önemli çünkü kentin çok böyle tam İstanbul'da şey gibi tarlabaşı konumunda. Çok ciddi bir ticaret aksı, onun yanında şey değeri çok yüksek, arazi değeri çok yüksek. Fakat hani şey olarak da, demografik olarak da biraz daha Sulu Kule'ye yakın bir, hakikaten evsiz barksızların ya da işte kimsesizlerin, kimsesiz değil, yoksulların oturduğu bir bölge. Orası proje safhasında, bakalım ne olacak. Bekliyoruz işte, tabii Mimarlar Odası'nın, Şehir Plancıları Odası'nın itirazları var. Daha bile böyle bir şeyler oluyor. Muhtar iyi bir muhtar. Oradaki halkının, yani kendi mahallesinin haklarını korumaya çalışıyor. Ama haktan ne anlıyoruzu tabii yeniden tarif ediyor olmak lazım her seferinde. Böyle bir şey var. Evet, yani bütün şehirler gibi Antalya'da bundan nasipleniyor maalesef. Ve öyle bir itme kakma durumu burada da var. Son sözü söylemiş olmak istemem. Biriniz bir şey söyle. yok, son söz güzel. Ayıp olur. Ev sahibi olarak son söz. İtme kalkma dedi. Filme de uygun oldu. Evet. O zaman herkese iyi geceler diyelim. Münevver, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Herkesin ağzına sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.